Değerli dostlar, Doğudan Batıya Tarihten merhaba. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Çok değerli bir arkadaşım aynı zamanda. Meslektaşım, aynı alanda birlikte çalıştığımız bir hocam. Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, doçent doktor Meryem Gürbüz. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk, merhaba. Bugün ne konuşacağız? Bugün aslında duyurduk sosyal medya hesaplarından. Gündemde bir dizi var. Yeni bir dizi. ATV ekranlarında yayınlanıyor. Celalettin Harzemşah ya da daha doğru ifadesiyle Celalettin Harizimşah. Bizim bile doğrusunu akademik olarak bildiğimiz halde dilimize yerleşmiş evet. bu Harzem meselesi. E, Celalettin üzerine konuşacağız. Elalettin Harizmşah'ın yaşadığı dönem üzerine konuşacağız. Siyasi ilişkileri üzerine konuşacağız. Hayatına dair anlatılan menkıbeler üzerine konuşacağız. Neden bir kahramana dönüştü? Gerçekten bir kahraman mıydı? Ya da çok büyük bir kahraman idiyse neden devletinin çöküşüne engel olamadı? Belki en büyük şanssızlığı, e, tarihin en büyük ve en acımasız hükümdarlarından birisi olan Cengiz Han'la aynı dönemde yaşaması ve onunla muhatap olmasıydı. Evet. Farklı bir dönemde yaşasaydı çok farklı e, bir tarih e, senaryosu çizilebilirdi ama e, malumunuz tarihçilerin e, yapması gereken, e, olması gerekenle kurguyla ile değil, e, olanla amel etmek doğal olarak biz de Bugün e, akademik veriler ışığında Celalettin Harizmşah e, bize nasıl anlatılır, e, ne yapmış bunun üzerine konuşacağız. E, öncesinde birkaç kitap e, tanıtmak istiyorum. Yeni çıkan Alfa'dan bir kitap var Cemil Aydın Hocanın İslam Dünyası fikri, e, Özellikle e, İslam dünyasında e, geçmişten günümüze hep var olan bir İslam dünyasını bir araya getirme fikrinin, düşüncesinin, tarihsel kökenlerini anlatan çok değerli bir çalışma. Diğer bahsedeceğim kitaplar, Meryem Hocam'ın kitapları. Bunlardan ilki Boğaziçi yayınları tarafından yayınlanmış. Harizm Şahlar, Devlet Teşkilatı, Ekonomi ve Kültür. E, dün sosyal medya hesabımdan e, Meryem hocamla ilgili bir e, paylaşım yapmıştım. Bunun arkasındayım. Yani benim düşüncem böyle bir akademisyen olarak en azından e, Meryem Hoca Harzemşahlar konusunda e, Türkiye'deki ve dünyadaki ender uzmanlardan birisi e, sonuç itibarıyla ihtisasını e, doğrudan doğruya bu alanda yaptı, doktora çalışması bu alanda ve bir akademisyen için doktora çalışması her e, çalışmanın önüne geçen belki hayatı boyunca akademik hayatı boyunca devam eden e, en önemli çalışması olma özelliğine sahip e, Meryem Gürbüs hocamın bir diğer çalışması e, Ben denizin Erdem yayınlarında tarihi insan yazar diye danışmanlığını yürüttüğüm bir seri vardı burada işte değişik devlet adamlarının e, hükümdarların e, sufilerin e biyografilerini çalışmıştık. Önde gelen devlet adamlarının biyografilerini çalışmıştık. Bu çerçevede Meryem Hocam da Celalettin Harizmşah isminde bir kitap kalemi almıştı. Celalettin Harizmşah'ın hayatını ana hatlarıyla görmek, bilmek, anlamak için doğru bir şekilde kavramak için en değerli çalışmalardan bir tanesi. Tabi Celaleddin Herzem yaşadığı dönem e, ilginç bir dönem. İkinci arada e, şey konuşuruz başından itibaren belki. E, onun hayatı tarihte en çok insanların hem romancıların hem akademisyenlerin dikkatini çekmiş birisi. E, bunun sebebini de ben biraz şuna bağlıyorum aslında. Celaleddin'in e, Cengiz Han'ı e, yenebilen, sağlığında yenebilen Belki de tek Müslüman hükümdar olması, tek Müslüman Türk hükümdarı olması onu bu kadar popüler kıldı. İşte Bozkır'ın Aslanı diye dizide biraz da övgü dolu cümlelerle ifade edilmesinin nedeni de bu. Önemli bir figür ama yaşadığı dönem başta da söylediğim gibi biraz talihsiz bir dönem. Yani neden talihsiz derseniz İslam dünyasının bunu hep dillendiriyorum. Ee, müsaaden olursa Tabii hemen sen. döneceğim. Bunu e, söylemem paylaşmamız e, gerekiyor e, izleyicilerimizle. Bana göre üç büyük travması var. İslam dünyasının geçirdiği tarihi boyunca geçirdiği üç büyük travma var. E, bu travmalardan birincisi 1995'te e, Papa Urbanus'un çağrısıyla başlayan <laughs> ve 15 Temmuz 1999'da e, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da 70 bin Müslümanın Arap kaynaklarının abarttığını düşünebiliriz. Bu ihtiyat payını bırakalım. 70 bin Müslümanın katledildiği süreçle hedefine ulaşan bir saldırı. Haçlı seferleri olarak bildiğimiz İslam dünyasının karşılaştığı en büyük kabuslardan birisi. Haçlı seferleri başladığı zaman İslam dünyasında birlik ve beraberlik yoktu. Zaten birliğin ve beraberliğin olmaması bugünkü dünya düzenini de düşündüğümüzde Müslümanların en temel problemi. Yani birlikte hareket etmeyi başardıkları zaman, ümmet bilincine ulaştıkları zaman bir şekilde ortak düşmana karşı bir birliktelik oluşturabiliyorlar. Bu illaki savaş anlamında değil, psikolojik anlamda da bir üstünlüğü ileri getiriyor. Dünya kaynaklarına baktığınızda petrolü bazlı düşündüğümüzde bile Ciddi anlamda kaynakların İslam dünyasında, İslam Müslümanların topraklarında olduğunu dürüstsünüz. Doğal olarak da bu sürecin farkında olmaları gerekir. Bu süreç yani Haçlı seferleri Nurettin Zengi ile başlayan, tabi Selçukluların hakkını yemeyelim. Tabi. Ben Selçuklu tarihçisi olduğum için izleyicilerimize de açıkça ilan ediyorum her zaman da söylediğim bir şey. Benim program biraz orta çağcılara torpil geçilen bir program olacak. Bunu en baştan söyleyeyim. Bütün izleyicilerimiz de bilsinler ama yani Selçuklu konuşacağız. Hatta Malazgirt'in 950. yılı olduğu için kendi aramızda espriyle bu yılı Selçuklu yılı ilan ettik diye de Güzel. E, takılıyorum ama önemli. Yani 950. yıl Malazgirt önemli bir savaş Türk tarihinin içerisinde. Anadolu'nun Türkleşmesi yer ve yurt tutması bakımından önemli. E, sonuçta Selçukluların da hakkını yemeyelim ama Nurettin Zengi ile başlayan hatta onun babasının İmadettin Zengi'nin Urfa'ya almasıyla başlayan bir süreç var. Ve bu sürecin sonucunda Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü tekrar geri alması ardından da Memlukların Haçlıları tekrar bu coğrafyadan göndermeleriyle neticelenen bir, ve bu şekilde sona eren bir travma var. İkinci travma Moğol istilası travması. Özellikle Cengiz Han'ın Bugün konuşacağımız Harzemşah şehirlerine saldırması, oturardan başlamak Tabii. üzere e, ve ardından Hülagü Han'ın Bağdat'ı istilasıyla e, devam eden ve Anadolu'da Konya'ya varıncaya kadar bütün Anadolu'nun Moğol tahkimi altına girdiği bir süreç var. E, bu travmadan iki boyutlu kurtuldu Müslümanlar. Birincisi Moğolların Müslüman olmaları Tabii. işin rengini Tabii. değiştirdi evet. ve Gazanhan bağlamlı olarak yeniden bir inşa faaliyetine, kendi yıktıklarını yeniden imar edercesine bir inşa faaliyetine giriştiler. İkincisi de Osmanlılar gibi muazzam bir devletin ortaya çıkması oldu. Üçüncü travma, bu üzerinde az irdelenen bir travma çünkü yakın dönem. Ben bunu Anglo-Sakson istilası diyorum. Yani 1800'lü yılların sonunda İngilizlerin, yani başında diyelim İngilizlerin, İndistan'ı istila etmesiyle başlayan ardından da İslam dünyasında Osmanlılar dahil bütün Müslüman toprakların istilasıyla e, devam eden ve bugün hala etkisini sürdüren Anglo-Sakson istilası. Umarım bu travmadan da çıkarız diye düşünüyorum. Evet. E, bu süreç içerisinde bizim konuşacağımız konu yani Harzemşahlar, Harizimşahlar e, konusu e, ikinci travmanın tam merkezinde evet. olan yer. yani Şöyle diyelim tabiri caizse Cengiz Gürz'ünü çıkardı belinden, düşmanına savurdu muhatabına ve o Gürz'ü ilk yiyen Harizmşahlılar. Evet. Evet. E, nedir? Sınırlarını bir çizelim hocam. Tamam. Şahlar devleti ne zaman başladı, ne zaman kuruldu, ne zaman yıkıldı, hangi coğrafyalarda tamam. hüküm sürdüler? Bu şekilde başlayalım. Tabii isterseniz. başlayalım. Evet. Asıl konumuzda Celaleddin olduğu için biraz hızlı ilerleyeyim. Eğer o kısımdan... Daha başka sorularda gelirse cevaplarız. Bu arada izleyicilerimiz e, soru sorabilirler. E, doğudan batıya tarih ile soru sorabilirler. Bozkır Aslanı Celaleddin ile de e, soru sorabilirler. Ya da doğrudan benim Twitter adresimden de soru sorabilirler. E, biz de iletiriz. Tamam. Biliyorsak cevaplarız. Biliyorsak cevaplarız. Aslında bizim konu bugün konuşacağımız Celalettin Şah'ın istersen neden kahraman sen de son kahraman evet, işte diyorsun. Evet kitabında son kahraman, Çok kahraman bir, demiştim. onu. Güzel bir tanımlama onu bilmeyenler için kısacık ben açıklayayım. Tüfengin icat edilmediği, mertliğin bozulmadığı dönemlerin son kahramanı olarak hoca tanımlıyor. Katılıyorum ben de bu görüşe. Ve 11 yıl aslında iktidar süresi Celalettin Harizim Şah'ın ama 11 yıl iktidarda kalmasına rağmen değil mi hükümdar hatta bunu detayıyla biraz Neredeyse sonra konuşacağız. Neredeyse 100 yıl gibi. Efsanelere konu oluyor değil mi? Namık Kemal Duygu ve Hislerini bir tiyatro oyunu olarak onun üzerinden Celal karakteriyle anlatıyor. Yani etkileri sonraki dönemlerde devam ediyor. O zaman... Hani Celalettin'i ortaya çıkaran devletten hazır dizi de varken kısacık e, bahsederek başlamak da doğru. Bir, bir Türk devletidir Harzim Şahlar. Gulam soylu bir Türk devletidir. E, şeyin, Büyük Selçuklu devletinin içinden çıkmıştır. Büyük Selçuklu müesseseleriyle e, yani Büyük Selçuklu'dan ne anlıyorsak onun yani bir Sultan, devamıdır. Sultan Sencer sonrası. Devleti... Selçuklusunun evet. kurumsal olarak devamı olan ama hanedanın el değiştirdiği bir yönetim evet, şekli. Zaten yani e, Selçukluların hakiki mirasçısı diyebiliriz. Diyebiliriz. Zaten böyle iddiaları da vardır. Harizmşahlar Selçuklu'nun Harizm bölgesi valisidir. Hanedanın atası Anuştegin Garca'yı. Ve daha sonra da görevini iyi yaptığı için Selçuklu Sarayı'nda yükselir bu görevini iyi yapmasının sadakatle hizmet etmesinin bir ödülü olarak da eee taşlardır. E, her ne kadar bugün ibrikçi başı gibi bir e, söyleyince söyleyince de genelde öğrencilerim e, şaşırır. Aa hani basit bir görev. Hayır. Bir hükümdarın yakınında olan e, görevler çok önemli görevlerdir. Ya onlar canıyla e, şimdi, ilgili görevlerdir. Bugün bugünkü, bugünkü zihniyet bakıyor. Z kuşağının bakışı öyle. Yani o devirde sarayda ibrikçi olsanız, şerbetçi olsanız zaten Olan e, dünyanın misli, yarısı sizin oluyor. İşte neredeyse? Onları da bu güvenlikle açıklayarak hani onlara da ulaşmak da önemli. Ee, Anıştegi'nin e, Selçuklu'da iyi hizmet etmesinin bir e, sonucu olarak, bir lütuf olarak çünkü Selçuklu'da görevlerin, memuriyetlerin babadan oğula geçmesi e, diye bir kural yok. Bunların hepsi hükümdarın tevcihiyle e, olacak işler. Nitekim şey, Gengar Cahin'in oğlu Kutbettin de Harizm Valiliğine devam eder. Üçüncü nesilde Atsız da Harizm Valisi olur. Bunlar bizim celalettinin ataları. E, Atsız Sultan Sencer'e isyan eder. Bağımsız devlet kurma girişimlerinde bulunur. E, yaşarken bunu yüzde yüz başaramasa da artık Sultan Sencer'in de ölümünden sonra Ardılları e, ki burada asıl Devleti, bir çok tarihin Tabii tekiş e, bey önemli e, ama Senceri konuşacağız. Yani e, Sultan Sencer Selçuklu tarihinin en önemli, e, Köyman Hoca'nın deyimiyle e, ikinci imparatorluk Pör... çağını evet. yaşatan muazzam bir sultan. E, fakat e, hayatı dizi olmayı gerçekten hak eden birisiydi evet. ve e, hem parlaklığı hem yani zirveyi e, görmüş bir isim. Ama en sonunda da neredeyse sefalete dönüşecek Tabii. bir hayat yani hiç yani vicdanım el vermiyor. <laughs> Böyle çok hak edecek şekilde de bir sonla bitirmedi devleti. Tabii. Ama büyük sultandı. Evet. Yani orta, özellikle Harzem Horasan coğrafyasının en büyük sultanı olarak hep anıldı. Onun mirasçılarının ona karşı isyan etseler de bir saygıları ve bir korkuları da her Tabii, zaman vardı. vardı. Oğuzlar isyan ettiler sultanı. ...kaçırdılar, evet, esir ettiler evet. ama bir taraftan da... ...sultan ilan ediyorlar evet, kendi... Ne, tabii, ...aralarında taht koyuyorlar önüne. Ve seremonileri gerçekleştiriyorlar. Tabii, tabii. İtaatleri yani o şeyi gösteriyorlar. Ya bizim diyorlar. Evet bizim sultanımız diyorlar. Yani devletin kurucusu Tekiş olarak... ...biz e, atsızı kabul ediyoruz... E, ...Harizmişahlar çalışanlar. E, kıvılcım'ı o yaktığı için aslında. E, ama e, daha sonra işte... ...İlarslan onun oğlu tahta çıkar. E, daha sonra da Tekiş... Tekiş e, dizide de görülen eee Celalettin'in de babası olan Muhammed Harzemşah'ın babasıdır. Devlet aslında e, müesseseleriyle e, bu benim e, çalışmalarımdan çıkardığım sonuç e, tam e, oturmuş ve imparatorluk sınırlarına ulaşmış halde Tekiş zamanıdır. Aslında anlatılı anlatıla bitirilemeyecek kadardır bence onun yaptığı işler. Tekiş çok başarılıdır. Helalettin Muhammed Hayır, babası Alaaddin, Alaaddin Muhammedin Muhammed babası. Babası yani Alaaddin'in dedesi. Dedesi, evet. Babası mı dedim? Ee, şöyle o zaman düzelteyim. Alaaddin biz şu anda Alaaddin Muhammed'in babası Tekiş'ten bahsediyoruz. Ya da Celaleddin'in Celaleddin dedesinden bahsediyoruz. Eee Şimdi Muhammed Şah aslında sistemi tam oturmuş bir devleti devraldı. Yani bu Moğollar gelmeden önceki duruma bir bakacak olursak devleti sağlam temeller üzerine oturtmuştu Tekişan. Öz güveni de bundan kaynaklanıyor. Tabii. Zaten Cengiz sana kafa tutuyor. Tabii. Daha üstün görüyor kendisini. Ve Terken Hatun da Tekişan'ın işidir. Ondan, ondan biraz bahsedelim. Şimdi bu aralar çok moda. Tarih dizileri var. Şimdi Terken Hatun'umuz dizilerde birken iki oldu. Evet. Ama ben şundan çok hoşlanmıyorum. Yani bu daha önce Hürrem Sultan'la ilgili süreçte de başladı. Yani Öyle bir hale soktular ki hanım sultanı. Şunu biliyorum ben yani Süleymaniye'ye gidip caminin avlusundaki türbede kanuni ziyaret edip entrikacı diye Hürrem'in yanına girme istemeyen Aa. insanlara şahit oldum. Halbuki onlar çok büyük hayırsever insanlar. Siyasetin olduğu yerde çatışma kaçınılmaz. Tabii. Nuhuz mücadelesi kaçınılmaz ama özellikle terken hatunlar için yani hem Melikşah'ın hanımı olan hatunu olan terken için hem bizim Tekif Bey'in eşi olan yani Celalettin'in babaannesi olan terken için dünkü dizide vardı Tabii. bir de ceberut bir surat oluşturmuşlar ki bekliyorlar yani her türlü kötülüğü bekleyebilirsiniz. Bunların özellikleri neden nüfuz mücadelesine giriştiler derseniz Selçuklu terkeni kendi oğlunun veliaht ilan edilmediğinden haberdardı ve doğal olarak hı hı. oğlu Mahmut için bir mücadeleye girdi karşısındaki kocası bile olsa. Diğeri ise Karahanlı prensesleri bunlar en temel özellikleri. Bu. Bizzat yönetiyor yani ve kutsal soya bir de dayanıyorlar. De tek Harizimçahlardaki Terken Hatun'dan çok bahsetmek isterim. Bu kadınlar üzerine algıyı da bir değiştirmemiz Bence gerekiyor. Bence de değiştirilir. Ee, hani Büyük Selçuklu kısmını Cihan Piyadeoğlu hocaya bırakıyorum. Ondan soru bekliyorum Cihan ee, hocadan. İzliyorsa soru yazsın bize. Ama Harizm Şahlardakine... Bana Mevlana'nın mezhebini sormayı biliyordu. Yani <laughs> <laughs> Öyle durdum kaldım Mevlana'nın ne diye sordu. Yani fikrimizde bir şey var ama hiçbir kaynakta Mevlana'nın mezhebi Şudur, diye bir görmedin. şey görmedim ki. Hanefi yani Hanefi maturidi çizgi. gelindiği nokta belli. Orta Asya'da yaşıyorsanız o coğrafyadan Horasan coğrafyasından geliyorsanız Harizemşahlılar da çok farklı değiller. Tabi. Genelde Hanefi çizgi Tabii. üzerinden Zaten e, devlet kendini çirerlik. bizzat öyle tanımlıyor. E, tabii. Yani onda hiçbir tereddütümüz yok. Biz aslında Harizmşahlar dönemiyle ilgili Devlet evrakı örneklerinin günümüze ulaşmış hallerine sahibiz. Bu yönden de biraz daha avantajlıyız çünkü zaman yaklaştıkça bilgilerimiz daha da artıyor. Harizm Şahlar'daki Terken Hatunla ilgili konuşmadan önce hakimiyet anlayışını bilmeliyiz ki bu kadınların nedir? Yani bu, bu ana hatlarıyla evet, çıkartalım onu. Evet, de, işte. Ülke, devlet idaresi dahil haneden ailesinin ortak malıdır. Şimdi bu resmi bir anlayıştır. Türk bu devlet geleneğinde evet. de öyle. Şimdi burada e, hükümdara kan bağıyla bağlı olan erkeklerin hepsi eşit derecede yönetme hakkına sahiptir. O zaman bütün şehzadelerin eşit derecede yönetime katılma hakkı vardır. Bu hakkı elde etmek için savaşması da meşru kabul edilir. Biz dizilerdeki tahta çıkmak isteyen ya da isyan eden şehzadeleri e, nasıl görüyoruz? İsyan ediyor alçak ne kötü Hayır bu bugünkü bakış açısıyladır O zamanki bakış açısı sultan Sultan olmaya hakkı olan adaydır İster bu hakkını ne zaman askeri güç bulursa Ordusuyla harekete geçirip Cebren zorla ele geçirmeye çalışır Bunu ele geçirmeyi başarırsa da işte o zaman ikbal sahibi Kut sahibi olmuş kabul edilir. Yani e, veliaht ilan edilir. Hükümdar kendi öldükten sonra yerine geçecek oğlunun kim olması gerektiğine sağlığında karar verebilir. Ama bunun mutlak bir bağlayıcılığı yoktur. Çok avantajlıdır. Çünkü askerleri de ona e, veliaht ilan seremonilerini biliyoruz, törenlerini. E, askerleri, üst düzey askerleri ne yapar? Velahta itaatini gösterir resmen. Ama... Sultan öldükten sonra diğerleri de hak arayışına girebilir. Aslında bu yasal ve meşru. Bence biz o yüzden biraz anlarken yanlış yapıyoruz. Şimdi hanedan ailesinin de ortak malıysa, yani terken bizdeki Harizim şahlardaki terken hatun ayrı bir sarayı var, ve, ayrı bir divanı var, Evet ayrı var, bir veziri var var, bunu da kabul eden oğlu sultan, yani sultanın izni ve onayıyla. Değilse bunların olabilmesi mümkün Müsebik. değil mi? Tabii ki. Şimdi e, ve hatta bazı kaynaklarımızın yazdığına göre de oğluyla kendisinin çıkardığı kanunlarda bir farklılık olursa anneninki kabul edilecek. Bu ne kadar güzel bir şey. Şimdi yani. bunda e, o zaman yaşayan hiç kimse bu kadının devleti yönetmesine şaşırmıyor. Biz yani bu Dolayısıyla çok da entrikacı bir e, karakter oturtmamak lazım. Oturtmamak onun. şöyle yapmak lazım bu, bu süreçtir süreci izlemek lazım. Şimdi ben size e, Terken Hatun'la ilgili hemen bir iki örnek vereyim. Gurlular Gazne'yi kuşatır, Şey e, Gürgenç'i kuşatır. Başkent'tir Harizmşahların. Gürgenç kuşatması sırasında e, Muhammed Harizmşah yani Sultan şehirde değildir. E, e, i̇dareyi eline alır Terken hemen bir emirname çıkartır. Ee, halk asker az. Yani şehir savunma, başkentin savunmasında bırakılan asker sayısı. Ee, herkes canla başla çalışır, e, asker miğferleri hazırlar. Bunları dizdirir surlara, orduyu yani kuşatanları e, tereddüte düşürür. Ne kadar çok asker var içeride kanısı uyandırır. Bu da zaman kazandırır, oğlu gelir ve bu başkentin işgalinden kurtulunur. Ya da mesela bir e, hep... Kendi Kıpçak soyuna bağlıları tuttu. Her zaman tutmaz ki. Devletin bekası söz konusu olduğunda mesela közlü ya da kezlik diye okuduğumuz e, emir var. İsyan ediyor. Muhammed Harizm Şah'a yeniliyor. Ama affedilmiyor. Affedilmek için Gürgenç'e haber gönderiyor Terken Hatun'a. E, hani e, ne yapabilirim de affedebilirim. Şimdi buradaki siyaseti o kadar güzel ki derviş kılığında diyor. Gel Sultan tek için türbesine sığın. Ben de diyor sultana aracı olacağım, sen affedecek. Kezlik geliyor. Ne yapıyor? Yakalatıyor, başını kestiriyor. Yani devlete isyan edeni affetmiyor. Ba kesik başı göndermek yani adetleridir. Oğluna gönderiyor. değil mi? Bu e, devlet ana. Tabii. Yani Kemal Tahir'in o evet. meşhur romanına göndermeyle tam, tam bir devlet. Ama hep böyle ana. mi? Hayır. E, o yüzden süreçler önemli. Terkeni galiba çok anlatasım varmış, hızlı hızlı konuşuyorum. <laughs> evet değil mi? güzel oldu. Daha mı yavaş konuşmalıyım? Ee, ne zaman şimdi iktidarlar ortak kabul etmez, bir ipte iki cambaz oynamaz. Oynamaz evet. O kadar güçleniyor ki. Oğlu bunlar rahat. Oğlu gölgede var. kalmaya başlıyor. İşte o zaman çatışma başlıyor. Ha ondan sonra yaptığı olumsuz işler var mı var? Ama olumlulara ben bir örnek daha vereyim. Abbas Halifesi nasırledinillahla, e, Ali Hatmi Muhammed'in arası çok bozuk. Suikastçı Hatta, gönderiyorlar ona, batın ileride. Evet, şey de ulama'dan fetva alıyor. Ben diyor Ali evladının hakkı e, tahttan Abbasi Halifesini indirmeyi kafasına koyuyor Muhammed Harizimşah ve ülkesindeki e, hutbelerden Halifenin adını çıkarma emri veriyor. E, bu çok çılgınca bir karar o zaman için. Bunu sürdürebilirliği yok aslında Muhammed'in de. Terken Hatun'a bağlı yerlerde bu uygulanmıyor. Belki uygulansa daha farklı kargaşalar çıkabilir. Yani hep kötü, kadınları kötü ya da cinsiyetçi yaklaşmamak lazım. Hırslı doğru, erkekler doğru. de var idarelerde. Yani eğer anne ile oğul arasında bir mücadele varsa burada iki tarafında hırsı var. Tabii. Yani vaktiyle anneye bütün yetkileri e, veriyorsunuz sonra da bundan rahatsız oluyorsunuz. O zaman siyaseten kötü hamle yapmanın e, bedelini de e, kendi e, sürecinin içerisinde ödemiş oluyor. Bu süreçte e, en ilginç olaylardan birisi tabi Moğol istilası, Otrar evet. hadisesi. Evet. Nedir o, o, Otrar'ın aslı astarı? Yani Cengiz Han'ın e, elçileri... Ee, gerçekten tüccar mıydı yoksa casus muydu? Benim ne bu, buna şöyle bir cevabım var. Tüccar kafileleriyle her şey taşınır. Yani tüccarlar her şey olabilir. Evet. evet. Bu, bu kafileler fikirleri, ideolojileri taşıyabildikleri gibi düşünceleri, her şeyi taşıyabilirler. İçlerinde casuslar da olabilir. Biz ama Bugün de bilmeyiz değil mi casusların kim olduğu ifşa olmadığı sürece bunu anlayamayız ve bilemeyiz. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Casuslar da olabilir. Normal tüccarlar da olabilir. Otrarı anlatalım mı en başında? Anlatalım ama Cihan Hoca'nın sorusu gelmiş. Çok Evet lütfen. Zorladı herhalde onu. Diyor ki, soru değil ama bir yorum istirham ediyorum. Tekiş Irak Selçuklularını yıktıktan sonra tam manasıyla Selçuklu mirasçısıdır evet. denilebilir. Bu süreçte Halife Nasır Lidinillah'ı nereye koymamız gerekir? Gerçi diyor soruya döndü demiş ama e, Sen, Halifenin Herzemşah politikasını belki biraz değerlendirelim. Değerlendirelim. Hocanın söylediğine katılırım. Biz tabii Sencer'in ölümüyle Büyük Selçuklu devletini yıkıyoruz ama Irak'ta devam ediyor. Değil mi Irak Selçuklu Devleti? Ne zaman ki onun son hükümdarı Tuğrul, Tekiş'le yaptığı savaşta canını kaybediyor. O zaman Tekişan, Hemedan'da tahta çıkıyor Tuğrul'un tahtına. Ve e, kendini e, bir e, sultan olarak ilan ediyor. Yani e, bir kez daha. Selçuklu'nun artık tamamen e, mirasçısı olduğunu gösteriyor. Nitekim sonra orayı yöneten Harizmşah şehzadeleri de sultan Ünvanını kullanmaya başladı. İşte Gıyasettin Pirşah, Rüknettin Gursanç'tı değil mi? E, halifelik Halifelerle şeyin, e, harizm çağlarının ilişkisi nasıl? Bu da tabii uzun bir kronoloji. Nasır'a gelmeden önce ilk başta atsız zamanında e, halifeye atsız mektuplar gönderir. Günümüze de ulaşmıştır e, bu mektuplar. Yayınlanmıştır da e, ve e, İslam dünyasında kendine bağımsız bir meşruiyet arar. Alternatif halifelik gibi neredeyse. Şeye, e, hani ona itaatini. Şey de Muhammedarizm şah zamanına geldiğimizde e, işler değişir. Bunun da sebebi Irak Selçuklu devletinin e, arazisini paylaşmak e, kavgasıdır. E, halife ile şeyin arası Nasır Muhammed Ar ile şahın arası hiç iyi değildir. E, e, nihayetinde zaten e, Muhammed şah hazırladığı orduyla. E, halifeyi e, tahtından indirmeyi amaçlar ama bu ordu kış şartlarında kırılır hatta bu nedenle de e, anlamlar çıkarılır bu işten Allah halifenin yerinde kalmasını istiyor diye biliyorsun orta çağda bu tip olaylar uğursuzluk biz o uğursuzlukları bir çalışsak neler var yani koskoca ordu e, sefere çıkıyor muazzam bir ordu e, yıldırım düşüyor evet. ve bir kişi ölüyor Diyor ki bu işte bir uğursuzluk var. Ee, Tanrı geri dönmemizi istiyor Tabii. deyip onca emek, lojistik e, boşuna geri dönüyorlar. Celalettin Arzimşah da var bir tane biliyorsun evet, evet. değil mi? Erzurum hakimi e, Cihan Şah'la, Rüknettin Cihan'dı değil mi Rüknettin? Tabii Cihan Şah'la onun bir görüşmesi var. E, o da Türkiye Selçuklu Meliki e, birlikte hareket ediyorlar. E, görüşme sırasında... Hükümdarlık alametlerinden belki izleyicimiz bilmiyordur. Hükümdarlık şemsiyesi çetrin altında Çet. görüşüyorlar. Çetri tutanlara çetler diyoruz. Ellerinden bu resmi görüşme sırasında çetri düşürüyorlar. İşte kalabalık dağılıyor. Bunun bir uğursuzluk olduğu sonucuna varılıyor. Ve bu da nereye bağlanıyor? Sultan Alaaddin'in savaşı Yastıkçemen'i kaybetmesine ona geleceğiz. Celalettin'in Alaaddin karşısında kaybetmesine. Evet. Çok dağınık e, gittim ama. Yok yok gayet güzel değerli toplu. Alaaddin Muhammed döneminden biraz daha bahsedelim. Yani Moğollar neden öfkelendiler ya da öfkelendiler mi? Ya bana sorarsan biz tarihin bahanelerini yazıyoruz. Tabii. Seviyoruz. Hoşumuza gidiyor ama. Elimizde e, şimdi olanlar. Şimdi Cengiz Han'a baktığımızda e, lakabı Cengiz işte Tabii. bir lakaplarından birisi göğün oğlu olarak Tabii. kabul ediliyor e, doğal olarak bu e, Orta Asya toplumlarında bir Osman Turan Hoca rahmetli bunu genelde bizim Türk tarihine hasreder ama e, göçer toplulukların hemen hemen hepsinde hatta bütüne baktığınızda Roma dahil e, bütün dünyada bir cihan hakimiyeti mefturesi vardır Tabii. bu e, konar göçer e, atlı göçebe topluluklarda da var Türklerde de var, Moğollarda da var ve kaçınılmaz olarak bunların en büyük hükümdarı olan Cengiz Han'da da var. Bir Her. cihan hakimiyeti mevkiresi. Şimdi Cengiz Han'ın hayatını başka bir gün başka bir konukla burada konuşacağız. E, fakat e, çocukluğundan itibaren yani Onon Nehri'nin kenarındaki o e, sürüncemeli ya da zahmetli diyelim. E, Çok zor. Zorluklar evet. içerisinde geçen hayatından Moğolların başına. Han olduğu zamana kadar geçen bir dönüm noktası ama sonrasında kademeli bir şekilde bütün boyları sırayla ve bütün devletleri hakimiyeti altına aldığını görüyoruz Cengiz Han'ın. Doğal olarak Cengiz Han'ın Müslüman toplulukları biz tabi Müslüman ve Türk kimliğimizle biraz baktığımız tabii. için. E, diyoruz ki yani Müslüman topluluklara saldırmaması gerekir. Doğru. Bizim mentalitemiz açısından böyle ama Cengiz Han'ın böyle bir derdi yok. Tabii. Adam Müslüman değil Tabii. zaten ve bu Cihan hakimiyeti mefküresinde e, e, kaçınılmaz hedeflerinden birisi sınır komşusu olduğu Harizmşah devleti. Bir şekilde bu devleti bir bahaneyle ele geçirecek. Tabii. Hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. E, doğal olarak da otrar hadisesi Tabii. dediğimiz süreç ortaya çıkıyor. Oturardaki mesele de şu hocam belki girmek ister, pek istemedi gibi. Yok, yok, iste, çok isterim. Yani Otrer'e ben orada, senin anlatmanı isterim. Tabi diplomasi üzerinden bakmak lazım değil mi Cengiz Han'la? Eee Sultan Harzemşah Sultan Alaaddin Muhammed arasındaki ilişkiler ekonomi ilişkileriyle. Ekonomi anlaşmasıyla başlar. Hatta bizim o zamandan Köymen Hoca'nın münşat mecmualarında vardır pasaport yerine geçecek bir müsaadename türü belgeler var ya onlardan hazırlanır. İki taraf arasında ticaret gelişsin. Vize gibi yani. Bir Tabii. vize serbestliği gibi. ve yani. Burada iyi mallara ihtiyaç duyan Bozkır, Cengiz yani ona göre batıdan geleceklere çok daha muhtaç olan Cengiz Han anlaşma aslında başta gayet iyi bir şekilde de ee, devam eder. Ee, anlaşmanın kuralları e, yani tüccarlar gidecek. İlk tüccar kafilesi de e, zaten e, Müslüman tüccarlardan oluşan kafile e, şeye gider. Moğolistan'a gider. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra oradan gelenler. Burada şunun da altını çizmek lazım. Cengiz Han adına ticaret yapan tüccarlar da Müslüman. Yani otlar da öldürülen 400 ya da 450 diye değil mi kaynaklarımızın? Ya da 500. 400-500 işte, arası büyük gelen tabii, büyük rakam. Büyük rakam, evet. büyük kafile. Ancak böyle anlaşmalarla gidip gelebilecek bir kafile. Yani yol güvenliklerinin sağlandığı değil mi? O e, kafile dedikler de tamamen Müslüman. E, Cengizhan adına ticaret yapanlar Hatta şunu söylemek gerekir ama. Ee, belki yani unutmayalım diye tamam. söylüyorum sözünü kesmiş gibi oldu evet, ama e, Cengiz Han'ın yaptığı savaşları e, Orta Çağ savaşlarının içerisinde e, ayırmak Bence lazım de. yani Cengiz'in savaşları hiçbir zaman din savaşı değil Tabii. yani Cengiz hiçbir devlete e, dini hassasiyetlerle saldırmadı hatta e, Moğol ülkesinde sadece Cengiz'de değil sonra soyundan gelenlerde Hülagü dahil olmak üzere e, dinlere karşı e, ciddi bir e, hoşgörü evet. de söz konusu. Yani Cengiz'in ülkesinde Müslüman alimler de var, Müslüman tüccarlar da var, yaşayan Müslümanlar var, Hristiyanlar var, e, Taoistler var. Hatta Taoistler Cengiz Han'ı kendilerine çekmek için epeyce uğraşıyorlar. E, ufaktan başarılı, yani tam başarılı olmuyorlar ama yine de en sonuca yaklaşabilen eğer o seyyaha inanmak gerekirse Taoistler gibi etkilemişler evet, evet. en azından biraz ama Cengiz Han gök tanrı inancına mensup birisi evet dolayısıyla onun yaptığı savaşlar daha çok siyasi hakimiyeti sağlamlaştırma ya da ticareti, parayı ekonomiyi evet. kendi kontrolüne alma maksatlı savaşlar ve bu bütün Moğol savaşları için sonraki dönemde geçerli. Yani ne zaman din savaşına dönüşecek? İşte altın ordu Müslüman olduktan sonra Tabii. Müslüman olmayan ilhanlılara karşı dini argümanlarla hareket etmeye başlayacak. Bu Cengiz döneminin savaşları böyle değil. Dolayısıyla Cengiz Han'ın Müslüman topraklarına saldırması Müslümanlar için çok büyük bir felaket. Bu doğru fakat bu İslam veya Müslümanları yok edelim diye yapılmış bir Tabii savaş değil. O kasıtla başlamıyor. Değil. O coğrafyada Hakimiyetini sağlamak adına yaptığı bir savaş. Yani putperest ülkelere yaptığı savaşlarda da aynı acımasızlığı Tabii. gösteriyor. Hatta kendi dininden olan Moğol boylarına karşı yaptığı savaşlarda daha bile acımasız. Tabii. Dolayısıyla bunu bir din savaşı olarak görmemek gerekir. Bunu Tabii. düzeltip öyle başlamış Tabii. olayım. Yani. yani din savaşı olarak görmemek lazım. O otrardaki her şeyin başla, başlaması yani... Cengiz Han'ın Moğolların batıya dikkatlerini çevirmesi değil mi? Şeyle böyle Otrar hadisesiyle başladı. E, şimdi o biraz önce senin de söylediğin cihana hakim olma düşüncesiyle Cengiz eninde sonunda batıya dönecekti. Dönecekti. Bu çok görünüyor ama belki tarihi bu olmayacaktı. Şimdi böyle de tarihçi olarak söyleyemeyeceğimiz için elimizde olanlardan hareketle. Ya şöyle diyelim. Bu fırsatı aslında ona Hazem Şahlar e, yani Mu Alaeddin Muhammed kendi eliyle Tabii. vermiş oldu. Tabii. E, tüccarlarını katlederek. tabi İnalcık vermiş oldu aslında. Diyelim. tüccarlar katledildikten sonra da Cengiz Han ya cezalandır ya da e, gönder ben cezalandırayım diyor. tabi yani o zaman büyük bir devlet kendi valisini tutup gönderemez. Kendi onurunu ayaklar altına alamaz. Ama bir ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bir çözüm bulamıyor Muhammed. Bu çok tartışılabilir bir konu. Bu, İstersen bu, buradan... bunu Bunun, bunun sonu gelmez. Evet. Yani sonuç itibariyle iki tarafın da haklı olduğu bu Ankara Savaşı için söylerler. Yani iki yumurta birbirine çarpacak Aha. ve bunlardan birisi kırılacak. Şimdi Cengiz Han haklı. Bir Tabii. tarihçi olarak söylüyorum çünkü Anlaştık hangi oldum. yüzyılda yaşıyorsanız Tabii. yaşayın ister bu yüzyılda Tabii. ister 100 yıl önce ister 500 yıl önce sizin diplomatlarınız elçileriniz yani sizin ulusunuzu temsil eden bir grup başka bir ulus tarafından öldürülüyorsa Tabii. bu bir savaş sebebidir. Tabii. Diğer taraftan da Alaaddin Muhammed'in karakteristiğini biraz bildiğimiz zaman tanıdığımız kadarıyla Cengiz'in restine Boyun eğdiği zaman bütün otoritesini kaybetme Tabii. E, riskiyle karşı karşıya zaten annesiyle işte bir mücadelenin içerisine girmişti. Tabii. E, o da geri adım atmıyordu ve aralarındaki ortaçağın en meşhur deyimlerinden birisidir ya bilirsin. aralarındaki hükmü kılıç verecek Tabii. onların. Kılıç. Güçlü olan Tabii. bileği güçlü olan Tabii. E, stratejiyi çok iyi yöneten buradan galip çıkacak ve sonuç itibariyle yenilmez bir hükümdar olarak Cengiz. Bundan galip çıktı. Harizm ülkesini hızlı bir şekilde istilaya başladı. Çok hızlı. Tabi tabi ve acımasız tabii. bir şekilde istilaya başlıyor. Ve Alaaddin Muhammed de e, Hazar Denizi'nin ortasındaki Abuskun e, Kalesi'nin e, adasına Adası. sığınmak zorunda kalıyor. Tabi bu aralarda ben onu biraz değinmiştim kitapta. E, o e, hastalanıyor ciddi anlamda bedensel tabii. rahatsızlık geçiriyor ve ölüyor. Sonrasında bizim bugünkü asıl konumuz ya da evet. dizinin ana kahramanı, romanların ana kahramanı Celalettin ortaya çıkıyor Celalettin. nasıl sultan oldu? Mesela bir soru vardı. Saci'tin tamam. sorusu, Saci't kralın sorusu. Hı hı. Sacit çok ilgiliydi tarihe ve en nihayetinde tarihçi olmaya karar verdi çok güzel. umarım askerliği de bırakır bilmiyorum artık e, tarihçi hı hı. olarak görüyorum ben sadece pek çok tarihçiden hatta pek çok akademisyenden çok daha fazla tarih okuduğuna şahit olduğum birisi onun e, sorusu bağlamında gideyim e, neden onu üstün kılan meziyetler nelerdi diye sormuş e, babasına ya da dedesine göre diye sormuş o genellemiş ama ben e, şu süreçteki başka kardeşleri varken neden Celalettin seçildi? Tabii şöyle babasının istersen tarihi kaynaklarımızda Celalettin hakkındaki ilk bilgilerden tabii, tabii, yola lütfen. çıkalım ki eee şehzadeliği hakkında ne biliyoruz? Değil mi? Muhammed Şah zamanında onun Gazne merkez olmak üzere o gur bölgesine tayin edildiğini biliyoruz belki müessese açısından şunu da söylemek lazım. İşte o hükümdarın ailesine ait olan yönetim hakkını hükümdarlar oğullarına tevcih ederek belli bölgeleri onları vali tayin edip oralara yönetimi öğrenmeleri hem de o bölgelerin hükümdar soylu biri tarafından idare edilmesini amaçlayarak oğullarına da ülkeyi de görev verirler şeyin Aslında Celalettin'e verilen bölgenin onun velaat olamayacağını gösterdiğini de söyleyebilirim ülkenin en kıymetli bölgeleri değildir öyle kabul edilen bölgeleri değildir her zimşahlarda cent dir genellikle velaat şehzadelere verilen ikta olarak verilen bölge Celalettin'e Gazne verilir ama Celalettin'in Gazneye gitmediğini görüyoruz. Hep babası Alaaddin Muhammed'in yanında. bu Şimdi bu sırada diğer kardeşleri Irak da şeyde yani diziye göre saraydalar ve Habire kardeşlerini kıskanıyorlar ama tabii. diziler bir korku. Tabii yani kıskançlık kısmı doğru olabilir. Çünkü yani doğal kardeş kardeşi kıskanır. iktidar. Ve de hele ortada bir sultanlık varsa Uzlakşah, Akşah ve Celalettin'in olduğunu görüyoruz. Biliyoruz babasının yanından ayrılmadığını biliyoruz. Biz tabi daha sonra yazılanlardan öğreniyoruz bunları. ama şimdi sen Uzlakşah şah akşah deyince e, bir tane soru vardı İrfan Bey'in sorusu. İrfan Bey de çok ilgili. E, hani Celal, nasıl Celalettin oldu diyor. Mengübirti onun Aha, evet. gerçek adı. Unvanı evet. Celalettin. Unvanı Celalettin. Celalettin Harizmşah diye. Ünvanı ee, üzerinden bizi daha çok tanıyoruz Alaaddin de evet. ünvandır O yüzden mesela dizilerde bazen anneler e, Oğullarıyla birebir bile konuşurken Alaaddin diye seslenince Yani tuhaf öyle de geliyor, değil Tuhaf değil <laughs> geliyor bana o ünvanıdır Oğlumuz profesörse Profesör diye konuşmayız Baş başa ya, olduğumuzda Ya da hani şeyse bir resmi ünvanı varsa Öyle konuşmayız Alaaddin de e, ünvandır Celalettin de ünvandır Ünvan Orta Çağ'ın hakimiyet alametlerinden biridir hükümdarlar için. Ama aynı zamanda şehzadelere, devlet görevlilerine de bulundukları konumu göstermesi açısı verilir ve gösterir de. Hem konumu hem ideolojilerini evet. hem karakterlerini. Tabii. Şimdi Bunlar belirleyici unvan koyma meselesidir. Meseleridir. Mengüberti gerçek. Tabii. Yani nasıl Cengiz Han'ın gerçek adı Temuçin ise... Evet. E, Celalettin Harizimşah'ın aslı adı da mengü Mengübirti. Tanrı verdi. O sebeple verdi. Türkçe isimler, Tengri birdi, Tengri verdi Tabii. De diyorlar. Öyle kullandık kitapta da şeyi Celalettin onun ünvanı. nerede kaldık hocam? Celalettinden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Yani şehzadeliğinden şehzadeliğinden bahsediyorduk. İktidarına giden süreçten Tabii bahsediyoruz. Tabii Celalettin şehzadeliği sırasında biz iki olayda. Onu görüyoruz kaynaklarımızın anlattıklarından. Birincisi bir Moğol birliği e, Merkitleri kovalarken babasıyla birlikte e, Moğol birliklerine saldırıyor. Bunlar Bu çok büyük bir birlik değil ama e, mağlup olmak üzereyken babasının hayatını kurtarıyor. E, burada savaşçılığı e, ön plana çıkmaya başlıyor. Bizim kaynaklarımıza göre. İkincisi de e, Moğollara karşı Cengiz Han'ın harekete geçtiği haberi alınınca Moğollara karşı hangi askeri tedbirlerin alınacağı bir mecliste konuşuluyor. Ee, orada Celalettin'in de dahil olduğu devletin askeri kanadı çok güzel bir öneride bulunuyor. Her ne kadar Sultan kabul etmese de çıkalım savaşalım. Yani biz karşılayalım Moğol ordusunu hükümdar da başında dursun çıkalım. İşte kahramanlık burada başlıyor. Sonraki, Azdan az çoktan çok gider gibi. Aynen kesinlikle ve sonraki hayatında da hep ordusunun başında çıkıyor savaşıyor. Sonraki şeyler de kendisinin babası öldükten sonraki savaş meclislerinde kabul etmiyor hiç. Bekleyelim, çekilelim. işte O Karadeniz vitesi gibi Celalettin. Yani evet, geri vites yok onda. Yok. yok. Çok çok gözü pek yeri gelince mizacına da değinelim. Normalde de aslında ya da şimdi hemen söyleyelim. Savaşların dışında sakin, sakin tabiatlı, çok gülmeyen, böyle sakin biri olarak şey yapıyor. Ne seviyor öyle anlatıyor. Yani askerler panik halindeyken o hem iyi mesaj da vermek adına oturup sakin sakin günlük evrak işlerini yapıyor. <laughs> yapı olarak da öyle belki şimdi geri dönecek olursak oradan orada Celalettin'in de içinde bulunduğu grubun söylediği aslında yapılsaydı sonuçlar şüphesiz farklı da olabilirdi. Sultan Alaaddin Muhammed ordusuyla çıkıp şeye Cengiz'e karşı savaşma iradesini göstermedi. Belki hemen buna soru gelir. Bunun nedenleri olabilir. İşte, e Serdar Gündoğdu'nun çok güzel iki sorusu var. Evet. Ee, diyor ki Serdar, Serdar e, İran bölgesi konusunda çok uzman hı hı. E, birisi. E, çevirileri de var, seyahatnameler e, bağlamında yaptığını biliyorum. Yani ciddi hı hı. çalışmaları olan birisi. E, diyor ki, e, Harizmşahlar dönemi e, Orta Asya aydınlanmasında, ee, olumlu olumsuz etkisi var mı? Yani biraz ilmi olarak soruyor. ikisi bütünlüyor. Ve diğer soruyla bütünlük olarak tamam. da bakabiliriz. Diyor ki bu devletin hemen Moğol istilası öncesi e, ve istilanın e, muhatabı olan devlet olmasından dolayı e ilmi çalışmaların bu coğrafyada yani Harizm coğrafyasında zayıfladığını söyleyebilir miyiz? Diyor ki biraz kültürel boyutuna Tabii şeyden e, zayıflamadan hangi dönemi kastediyor? Yani Moğol istilası öncesinde bir zayıflama olmaması gerekir. Çünkü istila ile birlikte göç ediyorlar. Bizim hı hı. inceleyebildiğim kadarıyla bir kısmı Anadolu'ya geliyor zaten hı hı. ya da tabii. İslam dünyasının değişik yerlerine. Tabii. Fakat önemli bir kısmı kalıp kalmayı veya kalıp savaşmayı tercih ediyor. E, savaşmayan alimlere ben ben cevap vermiş gibi oldum Yo, ama. Yok be, be, önce, e, önce lütfen sen ver. Savaşmayan alimlere demin de söyledim Cengiz'in zaten ulema ile çok fazla sorunu yok. E, Cengiz'in temel problemi ya da Cengiz oğullarının temel problemi kendilerine karşı bir direnişin içerisine girip girmedikleri. Hı -hı. Eğer direnişin içerisine girmişlerse e, ciddi acımasızlık söz konusu. Yani burada... Hı -hı. ...tasavvuf üzerinden gidecek olursak... ...Kübrevi Şeyh Necmüddin Kübra'nın... ...Moğol istilası sırasında... ...Gürgenç'te evet. öldürüldüğünü biliyoruz. Evet. Tecih bir şekilde öldürüldüğünü evet. ve Kübrevi dervişleri... E, tabi kalıp savaşmayı... ...tercih eden evet. dervişlerdi. Kalıp savaşmayan da vardı. Mevlana'nın babası... E, ...Bahettin Veled gibi. Hı hı. Yani o da göç etmeyi... ...tercih evet. eden bir isimdi. Ama sonrasında belki biraz zayıflamış yani, olabilir. Şey, bir bir önce hani Öncesini e, sorduğu için... E, İkinci sorudan başlayayım. Evet öncesinde Gürgenç parlıyor. Harizin bölgesi iyi ama işte Horasan şehirlerinde kargaşalar var. Onlar muhakkak tesir etmiştir. Yani Muhammed zamanında bir sürü kargaşa zamanları var. Onlar olumsuz olarak tesir etmiştir. Öyle düşünüyorum. Ama hani ne kadar etti kim o sırada nereye gitti ona bir bakmak lazım. Moğol silahının zaten ne kadar tesir ettiğini biliyoruz. Şimdi o Türk e, Orta Asya kültürüne dediği kısmı şahlarla ilgili. O çok güzel bir soru. Umarım doğru anlamışımdır. Anladığıma göre cevap vermek isterim. E, aslında e, kanklı Kıpçak e, unsurlar. Tabii bunun içine e, biz Kanglı Kıpçak'ı bir üst e, başlık isim olarak kullanıyoruz. Uranlar da girer. Yani o... Kanglılar, Kıpçaklar, bunların Harizim ülkesine gelmesi, Oğuz Türkçesi ile Karahanlı Türkçesinin kaynaşması dönemi kabul edilir. Ha, bu müthiş bir şey. Orta Türkçe. Yani dilin, Türk dilinin tarihi açısından tabii. çok önemli bir bilgi. Ve bu Orta Türkçe diye bugün Türk dili bölümlerinde okutuluyor. Lütfen o dil tarihinin o kısmını tarihçiler, tarihe meraklılar da okusun. O Orta Türkçe dediğimiz Türkçe daha sonra Nevai'nin Türkçesidir. Yani, yani tabii e, o, o bölgede karışıp kaynaşması e, ile birlikte şeyler de öyledir. Hani e, Harizm Türkçeli ilk e, Kur'an-ı Kerim tercümeleri değil mi? Bir, bir kısa bir süre sonra onlar ortaya çıkmaya başlar. O yönden Türk kültürüne katkıları çoktur. Yani Mukaddimetül Edeplerin yazıldığı dönemdir. E, o, o yönüyle çok fazladır. Hatta bu tek başına o, o dönemin e, ilim hayatı Program konusudur hocam. Yani ilim ve sosyal tarih e, özel ilgi alanımıza giriyor ve bence siyasi tarihten çok daha da fazla konuşulması gereken bir konu. Çünkü e, siyasi dönemler e, bir şekilde gelip geçiyorlar. Yani devletler Tabii. kuruluyor, devletler yıkılıyor, farklı hükümdarlar oluyor ama kültür e, ciddi bir devamlılık e, oluşturan bir unsur. Tabii. Yani e, bir alimin... 7. yüzyılda bir alimin yaptığı bir çalışmaya kendisinden sonra ise 100 yıl sonra 500 yıl sonra gelenler üst üste koyarak gidiyor. Tabii. Yani ilim dediğimiz hadise birbirini tamamlayan birbirinin üzerine basamak çıkılarak gidilen bir süreç. Yoksa Harizmşahlar Devleti'ni konuşuyoruz. Bugün öyle bir devlet yok. Tabi Osmanlılar yok, Selçuklular Tabii. yok. Ama, Ama o zamanların eserleri var. hala var Tabii. ve günümüzde de bugünkü pek çok esere, pek Tabii. çok çalışmaya kaynaklık etme özelliğini sürdürüyor. Bu açıdan önemli. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Yani hem Dikkat Serdar Bey'e dikkati evet. çektiği için teşekkür ederim, hem de güzel cevabınız için size teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş ilk e, aramıza e, yaklaşıyoruz. İkinci e, kısımda e, biraz daha Celalettin e, e Şah merkezli e, gidelim. Tamam. E, ondan bahsedelim, efsanelerinden bahsedelim. E, şimdi Celalettin Harizm Şah e, ilginç başlıklar koymuştuk evet. kitaba. Ee, mesela devleti e, diriltme gayretleri evet. var diyoruz. E, çünkü yani neden diriltme gayretleri var? E, ben e, yazıyı ilk defa ile yani ilgili ilk defa yazıyı Riyad Tarih'te yazmıştım. Hı -hı. Murat Bardakçı'nın e, editörlüğünde çıkan. Orada e, çok daha sansasyonel bir başlık atmışlardı. Ben sonra kitapta onu son kahraman yaptım. E, Harizmşah hükümdarının Hayatı Rambo filmlerini gölgede bırakırdı diye. Bırakır ama. kesinlikle yani, bence yani, yani çok doğru bir tespit. Aslında olmuş <laughs> Sonuç itibariyle Cengiz Han'la mücadelesi, Hindistan'a gitmesi, tekrar Azerbaycan Kafkasya sahasına geri dönmesi, oradan Selçuklu ülkesine gelip belki İslam dünyasında kendisi gibi bir cihan hakimiyeti düşüncesine sahip olan Ulu Alaaddin Keykubat'la savaşması, Tabii. belki onu yenebilecek Ortamı yakalamışken Eyyubilerin savaşa dahil olmasıyla evet. kaybetmesi, oradan güneye inmesi, bugünkü nasıl öldürüldü, mezarı nerede tartışmalarına e, kadar uzanan bir e, süreci e, meydana getiren e, bir e, hayatı var. E tabi Ahlat şehrini e, ele geçirmesi var ki Ahlat önemli bir merkez. Yani ben e, muhitte... İlk yazdığım yazılardan bir seyahat yazılarından birisi Ahlat'tı. Ee, kapı. Çok e, sevdiğim e, bir kapı. Evet. Yani Kat, bir tek şeyi, başına çok, kapı denebilir. Kapı e, evet. kesinlikle hem Osmanlıların e, girdiği e, coğrafya burası. E, hem e, Selçukluların girdiği coğrafya burası. İşte Malazgirt Ahlat'ta mı oldu? Malazgirt'te mi? Bunun bile Hı -hı. tartışmaları var. Bugün bunları konuşacağız. Tamam. E, kısa bir e, aradan sonra. Aslanları kafese sığdırarak gönlümü fetheden yiğit şehzade. Sultan Alaaddin benimle savaşmaya cesaret edebilir mi? Cengiz Han'ın yaktığı ateş büyümekte ulularım. İşitip de duymamak, bakıp da görmemek devleti milleti belaya duçar eder. Bu aslanı avlarsan, o kaleyi sen yönetirsin. Şehzademizin ikbali, soylu bir ailenin soylu bir kızını gelin almaktır. Bundan gayret asal Sana benim yanımda kimse dokunamaz. Burada mazluma merhamet edilmez. Gönlümüz taht sevdasıyla değil, hak sevdasıyla dolmalı. Mücadelemiz sadece hakkın rızası için olmalı. Yeah! Devletin insanları yaşatmak için var olduğunu inanırım. Fakat bir masumun canından vazgeçemem. Bu kızı buradan burada kaçıracağız. Bu ölüm demek, bu bahadırlık demek. <laughs> mazluma merhamet edilmez. Benim için kendi canınızı tehlike yaptınız. Bir masum girecekse veda Yağmur gibi üzerimize asını çıkar. Cengiz Han'ın yasaları vardır. Harezm ülkesine yürüdüğümde karışmış bir ülke görmek istiyorum. Benim tek dileğim şehzademizin mutluluğudur. Sizin istediğiniz iktidardır. Durun! Açın sandıkları! <laughs> Filmler, diziler, oyuncular ve sinemaya ilişkin birçok konunun konuşulacağı ve birbirinden değerli konukların ağırlanacağı Mesut Uçakan'la Sonsuz Kareler yarın 13'te Vav TV'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme Dua 751. Için kalp gözlerini açacak bir nur kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo Kur'an'ın sesi. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti. Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı. Açık Medeniyet Profesör Doktor Recep Şentürk ve Profesör Doktor Tahsin Görgünün katkılarıyla her Pazartesi 23'te VAV WOW TV'de. Evet dostlar tekrar merhaba ee, Celaleddin Erzimşah üzerine. Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Meryem Gürbüz hocamızla konuşuyoruz. Celalettin Herzemşah konuşacağız bu arada daha çok. İlk kısımda devletin tarihi kökenleri, babası, Moğol istilası, bu sürecin oluşma aşamaları üzerine konuşmuştuk. Sorularınızı bekliyoruz. Doğudan Batıya Tarih ile veya benim e, Twitter adresime e, çok güzel, çok değerli sorular ve katkılar geldi. E, evet hocam Celalettin Celaleddin e, Harizmşah'tan devam edelim. Artık e, bir sultan oldu. Tabi araya ilimle ilgili e, soru geldi. Onu girmiştik ve çok da e, güzel verimli, güzel o, tabii. bir soruydu. Celalettin artık sultan oldu. İlk... ...icraatlarından bahsedelim. Nasıl başladı? Zaten babası zamanında başlayan bir Moğol istilası var ve ilk yüzleşmek zorunda kaldığı hani böyle nasıl söyleyeyim, nasıl söyleyeyim böyle gladi aslanların ortasına düşmüş bir gladyatör gibi bir sürecin içerisine girmiş Girdi. oldu. Yerde. İşte Veliaht şehzade değildi. Babası ölmeden kısa bir süre önce. Ee, öcüme alacak olan oğlum Celalettindir. Bu arada haritamız vardı diyerek, arkadaşlar ara ara onu gösterebilirseniz e, Harizmşah ülkesini tabii. sınırlarını e, gösteren haritamız. Ya aslında bugün da. ne kadar çok yeri etkiliyor yani o tarihte bakarsak Özbekistan, Türkmenistan bugünkünü söylüyoruz tabii ki İran. Türkiye değil mi? Anadolu'nun e, Doğu Anadolu. Yani Afganistan, Hindistan'ın bir kısmı. Hindistan'ın bir kısmı. Ya. kısmı. Ya Azerbaycan. Kesinlikle. Cengiz şeyin Celalettin'in Tebriz başkentidir. Şeyden devam edelim. Veliaht şehzade değildi ama babası Cengiz önünden kaçıp Abeskunda iken, öcümü alacak oğlum. Celalettin'dir diyerek velatını veliahtını değiştirdi. Ondan önce uzak şahtı veliaht. o seremoniyi de gerçekleştirmiş. İşte kılıç kuşatmış, yüzüğünü vermiş. Kısa ölmeden kısa bir süre önce oluyor bunlar. Sonra kardeşler ayrılıyorlar babanın yanından. Tabii bu sırada da ülke e, e istila ediliyor. Gürgen e, istila edilmemiş. Şu Terken Hatun da orada Orada gene ilginç bir şey var hocam şey Cengizhan terken Hatuna hani devlet yöneticisi olarak onu kabul ediyor ona mesajlar gönderiyor yani sana işte şuraları vereyim gel anlaşalım tabi bu bir taktik ama hani kadın devleti yönetir miye bir örnek de bu olabilir daha sonra da zaten Moğollar Gürgenç'te de yönetiyor yani Mümlük, yani eğer kadın devleti yönetir mi yönetmez mi tartışmasını gerçekten e, taşıyan izleyicilerimiz Takipçilerimiz varsa e, Kabaç Hatun'un hayatını evet. incelesinler Şecerittir'in hayatını şey, incelesinler Memlük yazdın, tabii. E, Mama, yazdın, Memlük Devleti'ni tabii. kurdular ha, tabii. Evet benim kitapta Yer alan Erzincan e, Ve A özellikle Tercan'da Çok önemli e, yapıları Bulunan e, Mama Hatun'u evet. incelesinler Lütfen o bölümü okusunlar e, Çok güzel o bölüm Mama Hatın, e, Önemli ve daha bizim şu an burada unuttuğumuz niceleri var. Bahriye Üçok Hoca'nın Kadın Hükümdarlar evet. Kitabı'na gönül rahatlığıyla başvurabilirler. Türk tarihinde şöyle deyip ben bitireyim aslında tekrar konuya tamam. dönelim. Çocukluğum yani hasbel kadar yolu tarihten geçen herkesin bilice bir cümle vardır. Türkler de hatun kurultayda yer alır. Tabii. Ve hükümdar olmadığı zaman ona vekaleten devleti hatun yönetir. Tabii Bitti. bu kadar. Tabii. Yani Türk tarihinde kadının yeri, rolü, etkisi tartışıldı. Tabii bu kadar. Bu kadar. Çok da güzel bir cümle oldu. kardeşler babanın yanından ayrıldıklarında aslında taht kavgası da başlamış oldu. Uzlakşah Şah Celalettin'in hükümdarlığını kabul etmedi. Eee ona karşı aslında bir suikast planları da var. Ama Moğollar e, işgal e, ediyor ve e, Celalettin de e, e, Gürgenç e, uğramadan, e, Gürgenç'e uğruyor mu acaba o sırada? Şimdi bir tereddüte Düşüyor, düştüm. benim hatırımda değil. E, belki kısa uğruyor çünkü kardeşler e, Gürgenç'e gidiyor. Hızla Nişabur taraflarına gidiyor ve bundan sonraki onun hikayesi tamamen dağılan orduyu toplamak. Kuvvetleri bir araya getirmek ve Moğollarla mücadele edip ülkesini kurtarmakla ilgili. Aslında hükümdar oldu ama hiçbir seremoni gerçekleşmedi. At üstünde ordusu yok. Bir imparatorluğun şehzadesisiniz. Hatta sultansınız. Sultanısınız artık ama ülke yerli eksen oluyor. Evet, devlet Etrafınızda sıfırdan bir ordu kurmanız gerekiyor evet. Üstelik de güçlü bir ordu evet. Kurmanız gerekiyor Bu orduyla yeri geldiği zaman Moğollarla Yeri geldiği evet. zaman Gürcülerle Yeri Tabii. geldiğimiz Selçuklarla savaşmanız, savaşmanız gerekiyor Bu hiç de kolay bir şey değil Ordunun zaten Bir kısmı da öldü Ölen asker sayısı da çok fazla Çünkü Muhammed Harizmşah ne yapmıştı Şehir savunmalarına askerleri Bırakmıştı Bu, bu eleştirilen taktiğidir Cengiz'in birlikleri de şehirler arasındaki bağlantıları kesip, o dönemin edebi anlatımıyla da bir avcı gibi teker teker avlamıştı. Aslında uzak şahla Akşah Celalettini takip etmeye başlıyorlar. Bir taht kavgası çıkacak ama Moğollarla girdikleri bir mücadelede öldürülüyorlar. Hatta Moğollar onların kesik başlarını mızraklara takıp gittikleri şehirlere götürüyor hani psikolojik harp. E tabii. Harizm şahları bize karşı tabi. çıktılar ve başlarına gelen de budur. budur. Mesajı evet. veriyor. Evet. Bundan sonrası Celalettin'in o da, sen de çok güzel anlatıyorsun. Celalettin e, doğal rakiplerinden doğal olarak kurtulmuş oluyor aslında evet. bakarsanız. Yani Moğolların ona beklemeden yani ya da istemeden yaptıkları bir yardım sonuç itibariyle taht kavgaları, kardeş kavgaları orta çağda çok yaygın. Evet. Selçuklularda. Daha doğrusu hepsinde yaygın. Hepsi Hunlar de. döneminde bile var. Devlet hanedanın ortak malı olunca işte bu o ortak malda herkes kendine ait bir pay oluşturmaya çalışıyor. Bu da kağanın otoritesini sarsmaya başladığı anda ya da tepedeki sultanın otoritesini sarsmaya başladığı anda çatışma kaçınılmaz oluyor. Ama en büyük kaçınılmaz çatışma e, Kaan öldükten sonra yeni Kaan seçiminde olur ve mutlaka burada bir savaş, bir tar e, tartışma ortamı e, oluşur. E, sonuç itibariyle e, Celalettin Herzimşah e, devletin başına geçtiği zaman e, demin de ifade ettik ilk mücadele etmesi gereken kişi Moğollar. Evet. Ve Cengiz Han'ın bizzat kendisi. Evet. E, ve Cengiz'le yapılan mücadelelerde e, Celalettin e, Anam bütüncül olarak baktığımızda bu mücadelenin kaybedenidir Celalettin. Tabii yani sonuç itibariyle Tabii. devleti, yeri, yurdu, ordusu ve devletinin o bilhassa Orta Asya'ya bakan topraklarının tamamı Tabii. hızlı bir şekilde Moğol istilasının altına girecek. Ama Celalettin'i kahraman yapan birkaç evet. savaşı mesela Gürcülerle İvane ile yaptığı savaş Tabii. müthiş bir başarılı kahramanlık destanı. Ama Cengiz'le yaptığı ve yendiği savaşta böyle. Yani Cengiz hiç beklemediği bir anda o bizzat ordusunun başındayken perişan ediyor. Fakat burada temel Türk tarihinin yine çıkmazlarından birine düşüyoruz. Bir başarının paylaşımı, Tabii. iki ganimetin paylaşımı Tabii. meselesi ve düşmanı küçümseme. Evet. E, süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. Belki Celalettin kahramanlıkları kadar biraz böyle o ters yönünden evet, e, ben evet, kötü evet. polis olayım, sen iyi polis ol. Evet. E, e, tersinden de baktığımızda evet kahraman birisi. Ben bunu da yazdım zaten. Evet. Son kahraman. Evet. İnkar da etmiyorum ama e, büyük hamleleri kadar çok ciddi stratejik hataları da var evet. ve bu hatalar e, en nihayetinde kendi ölümüne kadar uzanan bir süreci oluşturacak. E, Cengiz Han mesela yendiği savaşta küçümsemesi ve onu takip ettirmemesi bir problem. Çünkü ertesi sene hiç beklemediği bir anda hatta birkaç ay sonra hı hı. yani yıl bile bulmuyor. Cengiz hani yeniden karşısında bulacak ve Cengiz onu nehrin kenarında sıkıştıracak. Evet. Devamını senden dinleyelim. O e, tabii minyatürlere konu olan hatta bizim görsellerimizde de var. Evet arkadaşlarımızdan Daha sonra rica edelim onu. Celalettinin e, e, efsaneleşmesine e, sebep olan olaydır. ilk başta yani efsaneleşmesine sebep olan olaylardan bir tanesidir. Cengiz'in hayranlığını diyelim. kazanıyor. Tabii. Bu çok önemli. Bir de haremini değil mi attırıyor nehre. Haremin başkasının eline geçmemesi çok anlaşılabilir yani şöyle bir durum. bir Moğolların eline geçmektense evladı, çocukları, eşitleri ya da cariyeleri e, Nehire atlayıp ölme atlayın diyor nehri. Tabii. Kendi de atlıyor tabii. bakarsanız. Tabii. Onlar ölüyor. E, onlar ölüyor. Celalettin e, kaçıyor. Ama Cengiz sana e, filmde artık bilmiyorum ilerleyen zaman ama ben yapsaydım e, muhtemelen giderken şöyle bir bakışı olması lazım. O Cengiz onu tepeden izlerken <laughs> e, hayranlıkla izliyor ve kendi oğullarına e, dönüp diyor ya, yani bir babanın ancak böyle bir oğlu olsa Çünkü gerek. Çünkü o kadar ki. cesurca savaşıyor ki yani taktiği hep karşıdaki ordunun e, kalbine, merkezine hücum etmek. E, aslında sayısı orada yenilmesinin sebebi e, bunlar cami tevarih minyatürleri. Hı hı. Yedilme sebebi e, askerinin sayısının azlığı ve Moğol birliklerinin ihtiyatta da ol, bekliyor olması. Yani öyle bir savaşı zaten... Bu sayıyla kimsenin kazanabilmesi mümkün değil. İşte tecrübesiz şey hatası dediğim o. Yani iyi takip etse Cengiz'in tekrar bir savaşa geleceğini tahmin etmiyor. Tabii ben iyi polisim evet. yani <laughs> o bakımdan. Sonra Hindistan günleri başlıyor. Bu arada belki de hani haremiyle ilgili burada çocuklarından olduğuna dair kayıtlar da var. E, eşleri de e, esir düşenlere ne olduğuyla ilgili istersen minicik bir bilgi verelim Evet onu Terken verelim Atun. ki niye e, gittiği, tabi yani diğerlerinin atladığı ortaya çıksın. Tabi. Çünkü gaddar bir e, Celalettin imgesi oluşuyor. Aslında burada bir gaddarlık yok. Burada bir gaddarlık yok ama tarihte trajik bir, bir durum var ama. E, tarihte şey. bazı siyasi e, ya da hükümdar karakterlerin düşmanına farklı davrandığını esir ettiğinde bazılarının başka davrandığını görüyoruz. Yani Sultan Alparslan'ın Romanos'u esir ettiğindeki tavrıyla şimdi Terken Hatun'a bakalım. Terken Hatun'u Gürgenç'ten kaçmaya çalışır. Moğollar esir eder. Sonraki rivayetler şu şekilde Cengiz Han ona kendi çadırının yanında otağının bir çadır kurdurur. Yemek verdirtmez. Kendileri işte yemek yedikten sonra gidip orada yediği yani bütün anlatı Terken Hatun'un... Psikolojik aşağılamayı e, yapıyor. Evet e, psikolojik aşağılama e, hep e, kötü bir e, akıbeti olduğu yolunda. Biz bu sırada Celalettin'in bir kız kardeşinin de Moğollara esir düştüğünü biliyoruz. O daha sonra mektuplar da gönderiyor. Herhalde Moğollar yazdırıyor sen gel e, şeye itaat et Cengiz'e e, içerikli. E, On, evlendiriliyor. Bu da bir hakir görme şekli. Yani hanedan soylu kızları emirlere, Emirlerden kendi beylerine, e, yani hükümdar soyundan daha aşağıda birilerine vermesi, evlendirmesi bu da orta çağın e, hakir gör, görme gösterme şekillerinden bir tanesi. Biz Celalettin'in Hindistan günlerine dönecek olursak aslında orada da epeyce bir mücadele veriyor. Yani Cengiz'den... Aman e, affedersin Celalettin, Cengiz Han'ın e, yenildikten sonra, nehri geçtikten sonra ordusu, devleti Tabii. elde kalmayınca Hindistan'a gidiyor. Tabii, niye Hindistan'a gidiyor? Din sürçmesi oldu. Celalettin'i e, Cengiz Hindistan'da da takip ettiriyor. Ettirecek Bunu ama söylemek Cengiz istiyorum. niye Hindistan'a gidiyor? Şey, ce, Celal... Hep C'ler birbirine Tabii. girince. O, ben e, başlattım ce, orada. Celalettin neden e, Hindistan'a gidiyor? Annesi, evet, orada. annesi Ayşe Katun Hindistanlı, Hindistan muhtemelen dayılarından bir tür askeri lojistik destek istemeye gitmiş de olabilir. Yani oradan askeri destek bulmaya gitmiş olabilir ama orada da Türk Sultanlığı da var. Ve cindiler de var. olarak görecekler, istemeyecekler. Evet, tamam. hanedan soylu olmak nereye giderseniz gidin başa bir bela. tehlike, başa bela. Hindistan da her ne kadar ...tutunmaya, güç toplamaya çalışıyorsa da... E, ...çok da başarılı olamıyor. Ve 1224... ...yani biz... ...bugün aslında hep konuştuğumuz... ...1218'lerden aldık ama... ...asıl konuştuğumuz 1220... ...istila ile birlikte... ...1224'de... E, ...Irak'a, ceme geliyor. Yani e, programın başında da... ...kardeşlerinden... E, ...Gıyasettin Pirşah'ın... ...idare ettiği bölge diye... ...bahsettiğimiz henüz... Moğolların yakıp yıkmadığı bölge olan Irak Acem'e geliyor. Ama burada da Gıya kardeşiyle taht mücadelesine giriyor. Yani Gıyasettin Pirşah'la. Ama 1226'da bir seremoniyle tahta çıkmayı başarıyor. Onu da itaate zorluyor. Bundan sonra Hırçın ve huysuz. kim? Celaleddin. Yapı olarak mı? Tabii. Ne, ne Başarılı. Başarılı. Sonuçta tabi Sultan her yerde otoritesini sürdürmek istiyor sonuç itibariyle burada yönetimi ele geçirdi biraz daha kuzeye doğru çıkacak sonra ahlatı ele geçirecek ve Celalettin'in ahlatı ele geçirmesi o dönemin dünyasının büyük İslam devletlerini ciddi Hepsini. anlamda tedirgin etmeye başlayacak Yani bu tırnak içinde deli Burada durmaz Tabii. kesin bizim ülkemize de saldırır diye bir Tabii. endişeleri var. E, sicili Bu mümkün mü? Mümkün. Celalettin'de mümkün. var çünkü bu e, düşünce. Var zaten Anadolu'ya göz diktiğini de ilan ediyor açıkça. Yani bu, bunu da e, görüyoruz. Celalettin'in e, şanssız olduğu taraf. Çok çok tarafı. özür diliyorum Lütfen. hocam. E, bu kısımdan devam edelim. Yani tamam. Ahlattan aşağısına devam etmeni istiyorum ama e, seyircilerimize, dinleyicilerimize... E, bir Celalettin Herzemşah portresi düşünün Seyin. zihninizde. Kimlerle muhatap derseniz, Heh. şimdi devletin başkenti olan ve asıl kurulduğu sahada muhatabı Cengiz Han. O dönemin Orta Asya'sının en büyük hükümdarı. Evet. Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da kafa tuttuğu, gözüne kestirdiği hükümdar, Türkiye Selçukları'nın ulu hakanı. Abi. Alaaddin Keykubad. Evet. Yani Anadolu'nun, Anadolu coğrafyasının Doğu ve Güneydoğu'yu da düşünürseniz en kudretli hükümdarı. Tabii. Aşağıya indiğiniz zaman El Eşref. Evet. O da güçlü evet. bir evet. hükümdar. Eyyubi. Eyyubilerin en parlak hükümdarlarından birisi. Belki Selahaddin'e yakın Tabii. otoritesi, gücü olan bir hükümdar. Ve siz bunların içerisinde e, varlık mücadelesi e, veren bir isimsiniz ve adınızı da kahraman olarak, cengaver olarak bu ismini saydığı hükümdarların hepsini, Cengiz dahil e, tedirgin edecek şekilde e, o dönemin dünyasında nam salmış bir Tabii. isimsiniz ve sizin devletiniz bile yok. Tabii. Yani nasıl bir kahramanlık ya da serden geçtilik, e, serden geçtilikti. Aslında e, Celalettin Hindistan'dan döndüğünde onun şöhreti çoktan bu bölgeye ulaşmıştı. Bu şöhret Cengiz Han'ı ya da Moğolları yenebilecek umut olarak görülmesine sebep oldu. İsterseniz ben de Celalettin Erzimşah'tan bu kadar bahsediyoruz. Ben de onun bir hani şeyini çizelim. Evet evet çok güzel. Uzun boylu değil. Kısa boylu. Çekik gözlü. Buğday tenli. Ee, hani beyazdan şeye döner. Bizi de çekik göz hariç tutturmuşlar gibi ee, Evet evet Aşağı yukarı <laughs> ee, Evet tutturmuşlar Genel fiziki özellikleri bu Biz tabi bütün bunları Belki Nesevi'den de bir bahsetmek gerekir ee, Sultanın hemen hemen Bu Irak-ı bölgesine geldikten sonra Hemen hemen hep yanında olan Nesevi'nin Sultan biyografisinden aslında öğreniyoruz O tipi sakin olduğunu Ama savaş ya da askeri işler olduğunda gözü pek davrandığını sultan unvanını Celalettin sikkelerinde kullanmıştır. şey halife Ab Ab Abbas halifesi ona sultan unvanı vermez. Çok ilginç. Şeydeyken Hindistan'dan Abbasilerle belirken, babadan beri arası bozuk. Bozuk. Bir de asker toplamak için bir yerlere girmesi gerek şeyin halifelik arazisine de giriyor. Halifenin o Hindistan'dayken ona gönderdiği mektuplarda Hakani diye hitap ettiği nesevi yazar. Kendisine ama verilen ünvan Şehinşahtır. Hatta ahlat kuşatması sırasında bu ünvan gelir. O zaman işte nesevinin için daha debdebeli ünvanlar kendiniz alıp kullanmıyorsunuz dediğinde biz hani babanızınki gibi biz o kadar mülke sahip olabilirsek bir gün... O zaman kullanırız dediği de ifade edilir. Cengiz şeyin celalettinin şanssızlıkları da var. Herkes mi isyan eder? Her itaati aldığın mı itaatten çıkar? Yani o tebessümden. İşte başka, ...yersiz yurtsuz sultan olunca evet, böyle oldu. Çok dramatik. Ya da gürcülerle yaptığı savaşların nimetinden, o siyasi nimetinden bu kadar mı faydalanamaz? <laughs> Faydalanamıyor. Tebriz'de tutunuyor evet orası başkenti orada uzun kalamıyor Moğollar sürekli e, takipte Moğolların stratejisi Harzimşahlar e, hanedanını tamamen ortadan kaldırmak üzerine. Yani biz e, Celalettin'i takiplerini de daha sonra görüyoruz e, belli birlikler özellikle onu takip ediyor e, hanedanı tamamen bitirmenin burada amaçlandığını da zaten i̇şte bu takipler, görüyoruz. E, dizi mantığıyla 3 sezon götürür o diziyi. <laughs> Sırf mi? o takipler bile oradan kaçış Hindistan bir, maceraları. Ama bütün anlattığımız 1224 ve e, vefatı 1231. Yani hepsi 7 yıllık bir zaman dilimi. Tabii. Muhteşem bir şey değil mi? Tabii. Yani 7 yıl içerisinde hem Orta Asya'dasınız hem Hindistan'dasınız. Hem Kafkaslardasınız hem Anadolu'dasınız hem Azerbaycan'dasınız. Ve sürekli savaşıyorsunuz. Ee, ve Güneydoğu'ya iniyorsunuz. Yani evet. e, Hakkari taraflarına, Diyarbakır taraflarına iniyorsunuz. Orada sonlanacak bir hayat. Bugün aynı güzergahı arabayla gitmeye çalışsak hocam tek seyahat için o bile ne evet. kadar yorucu e, olur değil mi? Aynen öyle. Ee, bu, bu imkanlarla at üstündesiniz. Hatta Celaleddin Harizmşah Hindistan'dan döndüğünde o kadar zor şartlarda dönüyorlar ki. 4 bin kişi kadar yanında olduğu hepsinin bineğinin de at olmadığı yani öküzlere bile binildiği katırlara hangi hayvan bulunursa gibi e, Gürcü seferlerinde aslında başarılı epeyce ganimet elde ediyor. E, İslam dünyasında... seferlerinde değil. çok başarılı. Tabii. Ve e, sanırım işte bu bizim dini savaş literatüründeki gazi kimliğini de e, kazanıyor Tabii. burada. Tabii. Ve o takdir edilen ama ne zaman ki e, ahlat e, ele geçiriliyor İslam dünyasındaki imajı da artık sarsılıyor. Yassı çemende de tamamen yerle bir oluyor. Zaten çok yok oluş, yani sonun başlangıcı da yassı çemen gibi. Tabi. Değil mi? Ya yani e, Gürcülerle mücad sorarsan, Gürcülerle mücadelesinden biraz onu, bahsedelim. O meşhur ile olan Evet savaşın... onu geçen gün e, siz anlatmışsınız izledim çok da etkili bir şekilde. E, çok da güzel. E, aslında yorgun olan ordusuna e, moral kazandırmak oradaki e, Celalettin'in amacı e, teke tek eee e, daha doğrusu Gürcü askerlerine, haber kumandanına haber gönderiyor. Savaşı yarına bırakalım, bugün teke tek mücadeleleri yapalım. İşte o sırada e, Celaleddin'i en iyi anlatan olay bence bu. E, kendisi çıkıyor. Halbuki orada öldüğünde her şey bitti. Bir, her bir şey bitti. dev gibi askerlerin karşısına Tabii. ufak tefek, orta boylu, tıknaz, zayıf, Tabii. cılız bir Tabii. adam gidiyor tozu dumana katarak Tabii. hepsini yerle bir ediyor ve geliyor hepsini bu artık ne kadar iyi savaşçı olduğunu gösteriyor, o moralsiz orduyu da e, birleştiriyor. E, nitekim sonuçta da yeniyorlar, Tabii. sayıca da azlar e, o savaşta da. Bunun en büyük zaferlerinden birisi. Yani Cengiz'inkini ben mesela dışarıdan objektif bir gözle baksam, e, zafer zaferdir ama yarım zafer gibi. Sonuç itibariyle Cengiz mağlup olup e, yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldığı için bunu söylüyorum. Ama Gürcülerle yaptığı savaş öyle değil. Yani Gürcüler Celalettin'in hani böyle bir boks literatürü <laughs> üzerinden çıkacak unvan maçları Tabii. Gürcülerle yaptığı savaşlar ve ciddi takdir de topluyor. Tekrar imajını yükseltecek, ordusunun sayısı artmaya başlayacak. Tabii. Ulema nezdinde yeniden takdir edilen birisi haline gelmeye başlayacak. Ama şimdi Ahlat'ı konusunda eleştiriyorlar Celalettin'i fakat demin söylediğim cümleyi eğer sıkıcı gelmezse izleyicilerimiz tekrar etmek zorunda kalıyorum. Sonuç itibariyle siz ülkesi Cengiz Han tarafından istila edilmiş bir hüküm dersiniz. Evet. ve dolayısıyla başkentiniz neresi? Hangi şehirlere hükmetiyorsunuz? Yersiz, yurtsuz bir hüküm. Hükümdarsınız, evet. ordunuz var. Doğru. Evet. Ama seyyar hükümdar gibi yersiz, yurtsuz dolaşıyorsunuz. Serseri mayın gibi e, her e, önünüze gelenle mücadele etmek Değil zorunda mi? kalıyorsunuz. Ve netice itibariyle e, dönüp baktığınızda kendinize bir merkez bulmanız gerekiyor. Tabii. E, Ahlatı alma e, psikolojisini ben biraz buna bağlıyorum. Tabii Tutunacak bir yer. E, bir, bir bir üssünün olması lazım. Bir ya. başkentinin Tabii. olması lazım. Şimdi Eyyubilerden alıyor ahlatı. Ahlatı almasındaki e, eleştirilerin ahlatı almanın ötesine geçtiğini de görüyoruz. Uzun bir kuşatma oluyor. Halk çok Açlık için açlığa düşüyor, zor durumda kalıyor. O da etkili oluyor. Yani ahlat alma şey, da. Cihan yanında... Hoca yazmış. Hı. 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 E, teşekkür ederim hatırlatması için. Ahlatın özelliklerinden bir tanesi, şimdi burayı ele geçirmek Hı. Hı. önemli bir prestij Tabii. İslam Çünkü... hükümdarları için. Yol. Çünkü sadece yol değil aynı zamanda. Bel ve Buhara ile birlikte Kubbetül İslam olarak evet. anılan üç şehirden evet. birisi. Yani bu şehre sahip olduğunuz zaman İslam dünyasında Tabii. hem kapıyı ele geçirmiş oluyorsunuz, hem ticaret yolunu ele geçirmiş oluyorsunuz, hem Kafkasya'ya, Orta Asya ve Anadolu'ya açılan bir kapının kontrolünü ele geçirmiş oluyorsunuz. E ee, ve neticede aynı zamanda İslam'ın kubbesi sayılan bir şehri ele geçirerek İslam hükümdarları içerisinde tabii. eşsiz bir yerde edinmiş oluyorsunuz. edinmiş oluyorsunuz. Evet, edinmiş tabii oluyorsunuz. aslında eee Azerbaycan bugün çok konuştu. Lütfen. <gülüyor> çok çok da <laughs> susacağım. Ben de çok konuştum. Ee, Azerbaycan'da tutunur tutunmaya çalışırken aslında Eyyubiler içinde, de Anadolu e, Türkiye Selçukluları içinde. de Celalettin Moğollar'ı o sette durdurabilecek bir kişiydi. Ahlat'ı aldıktan sonra Anadolu'ya bakışını çevirmiş bir hükümdar. Bu, bu olayları aslında değiştiren durum aynı zamanda Ahlat'ın ele geçirilmesi, Artık yeni siyasi, hedefi var. Tabii Anadolu. Anadolu. İşte burada müttefiki de Selçukluların Erzurum Meliki, Cihan Şah. Ama nereye gidebilir ki? İki seçeneği var. Yok. Şimdi Orta Asya artık bitti. Tabii. Hindistan'dan kovuldunuz. Evet. İstediğiniz desteği alamadınız. İki seçeneğiniz var. Ya Güneydoğu işte Irak-Suriye havzasına ya evet. Mısır havzasına gideceksiniz Tabii. ya da buraya döneceksiniz. Mısır'a gitme şansınız var mı? Pek mümkün değil. İşte geldiğinizdeki ee... bölgede denemişsiniz. Kirman'da Barakacip'le mücadele etmişsiniz. Çok zaman kaybetmiş. Atabek, Atabey'inin devamı var. İşte Özbek var değil mi? Şimdi o bölgede de tutunmakta çok zorlanmışsınız. Ha, Anadolu'da tutunmaya çalışmak, hedeflemek... Siyasi olarak... bir intihar mıdır? Gibi. Yani gibi aslında evet. ama başka da çıkış yolu yok. Yok. Şeyde de aceleci davranıyor Celalettin. Aslında iktidarlarına göndermiş askerlerini. Tamamen bütün askerleri yanında değil. Şeye, Yassı Çemen'e hareket ettiğinde. Yassı Çemen aslında Celalettin'in kazanma ihtimali yüksek olan bir savaş. E, ve e, tek tek Alaaddin Sultan Alaaddin de yapmış olsaydı büyük ihtimalle de kazanacaktı gibi gözüküyor. E, kaynaklar zaten savaşın seyrine Eyyubilerin e, Değişti, e, girmesiyle değiştiğini söylerler. Eyyubiler Selçuklularla aslında ciddi düşman olan bir devlet e, ve bölgede çok e, büyük bir nüfuz evet. mücadelesinin içerisindeler. Fakat akıllı Eşref çünkü. Celalettin'in ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunun farkında. Alaaddin'le bir şekilde uzlaşma yolunu bulabiliyorsunuz ama Celalettin'le bulamıyorsunuz. O sebeple düşmanımın düşmanı benim dostumdur, dostumdur meselesinin biraz farklı işlediğini burada görüyoruz diğer atasözüne dönüyor. Eski dost düşman olmaz'a dönüyor. Yani ister istemez. Çünkü ortak güçlü bir düşmana karşı birleşecekler. Sonra tekrar araları bozulacak zaten. Evet. Celaleddin'den evet. sonra Eyyubilerle Selçuklular mücadele Savaş, içerisine tabii. girecekler. Savaşın başında da aslında ilk gün yapılan savaşta Selçuklu ordusunun öncülerini yeniyor. Onu onu, onu kastettim zaten. Ee, yani Eyyubiler, Eyyubiler ondan sonra, sonra gelecekler. Evet ben de hani takviye olsun diye e, hatta Celalettin e, ağırlıklarını bırakıp kaçmaya başladığında e, ilk başta Selçuklu ordusu takip etmiyor bunun bir taktik olduğunu düşünüyor e, ama taktik değil e, <laughs> yani savaş e, usulüne aykırı bir durum ama evet. normalde takip etmesi lazım. Onlar da biraz e, sanırım çekinmişler. Belki ya da gerçekten Celaleddin'in taktik e, e, yapıyor olabileceğini düşündüler. Onun kaçtığını düşünmüşler. Onun kaçtığını. O kaçış zaten e, sürüyor. Önce Ahlat'a geliyor. Oradan e, devam ediyor. Peki ölümünü e, anlatabilir misin? Sonra biraz da kültürüne, kültürüne geçeriz. Kültürüne ya da onunla ilgili. Onunla ilgili efsaneleri e, 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 değinelim. Moğollar de. onu takibi e, hiç bırakmıyorlar. E, Amit taraflarında. Bir gece baskın düzenliyor. moğol birlikleri Aslında moğol birliklerinin ne seviyenin söylediklerine bakarsak moğol birliklerinin yakınlarda olduğu haberini almış. Artık çok gidecek yeri de yok ve yakınında yanında da büyük sayıda asker de yok. Sabaha karşı çadırındayken moğollar baskın yapıyor. Hemen yanındakiler ata bindirip onu gönderiyor. Daha sonra da işte dağlarda oradaki yerel, yerel halkın oradan kişiler yakalıyor sultan olduğunu söylüyor tabii ki kıyafetinden bulunan teçhizatından anlaşılıyordur o sultan olduğunu söyleyip kendisini rivayetin biri bu kendisini serbest bırakırlarsa onlara arazi vereceğini emirlik vereceğini söylüyor ama işte Ahlat'ta kardeş, kardeşlerimden biri öldü diyen başka biri hançeriyle sultanı öldürüyor yani mızrakla da derler Mızrak mı de mı de. Acaba? yani çok da önemi yok sonuç itibariyle orada öldürülüyor ve dramatik bir şekilde Tabii. ölüyor aslında hayatına geçmiş dönemine baktığınızda çok da hak etmediği bir şekilde de ölüyor Tabii. yani ee, ama e, her ölüm, e, tarihteki büyük hükümlerler bizim için birer de ibret e, vesikası Ölümünden açıkçası. Ölümünden sonra e, ölmediğine inanmışlar e, çok. Duruyor, değil mi? Tabii. Bizim Şehzade Mustafa'lar için de bu çok çıkardı. Hem Düzmece Mustafa hem Kağan'ın. Oğlu Mustafa hı hı. E, bazı isyancılar için de ben işte Mustafa'yım diye çıkan Tabii. Insan 50 yıl sonra Aynısı, falan tekrar oluyor. Aynısı e, şeyde 1250'lerde 56 olabilir. Ceyhun'dan geçen bir gemide biri ben Celalettin Şahım diye bağırıyor. Hemen yakalanıyor, sorgulanıyor e, hatta öldürülüyor e, yazılanlara göre. E, Sultanın e, Sufi kılığında e, dolaştığı, derviş, oldu. derviş olduğu ve e, de, de, hayata öyle devam ettiği, ölmedi. hatta Abbasi Halifesinin veziri e, ölüp ölmediğini tetkik etmek için uzun süre araştırma yapıyor. İyi ki o dönemde DNA yokmuş. Tabii. Yoksa kesin Hemen <laughs> DNA yaptırtmaya kalkarlardı. ile ilgili e, bana geçen o bahsettiğim programda sormuşlardı. Somut bir şey olmadığı için şey diyemedim ama iki rivayet var aslında. Yani e, fakat ispatlan, yani ispat demeyeyim de daha doğrusu zaten ispatlanması yüzde yüz mümkün değil çok farklı testler belki yapmak gerekir. E, ama e, kaynaklarca desteklenen bir kısım yok ama güzel efsane üremiş. mesela Hozat'ta Tunceli'de hı hı. Sultan Baba evet. var. E, i̇şte Alevi erenlerinden birisi evet. kabul ediliyor ama onun aynı zamanda Sultan Celalettin olduğu ifade ediliyor. Şimdi Hozat daha yukarıda kalıyor. Yaralı kaçtığını falan söylüyorlar. Dün akşam bir dostumla konuşmuştum biraz. Bir de Silvan da olduğunu hı hı. iddia ediyorlar. Yani doğruysa Silvan akla biraz daha yatkın tabii öldüğü <laughs> yer olarak ama bunda da bir netlik yok. Onu da söylemiş olalım Yani varsa yeni yok, bildim, bilgiler veriler. Onu bu ben de öğrenmek istiyorum. Bir çalışmayı düşündüğümüz arkadaşlarımız var tahminlerimiz var ama herhalde bu daha sonra belki üstüne çalışıldıktan sonra konuşulacak konu. Sultan'ın bir kerametinden de bahsetmek lazım. Ya da taşıyla yağmur yağdırmak. Ee, hocam ben çocukken Orta Anadolu'da ya da taşıyla yağmur yağdırma vardı. Yani Hikmet e, Tanyu'nun kitapları var. Evet. Türklerde taş ve taşla evet. ilgili inanışlar diye. Merak edenler yani Orta Asya'daki e, Türk kültürünün ee, İzlerin, biraz şamanist tabii, hatta Türk tabii. Devlet, kültürünün izlerini, inançlarının izlerini Anadolu'da İslami versiyon altında e, devam ettiğini merak edenler o kitabı okuyabilirler. Çok güzel kitaptır. Ee, i̇yi ki söylediniz. Ee, bilmeyenler için söyleyelim. Ee, Tanrı'nın Türklerin atasına e, ya da taşına verdiğine inanılır. Bununla da yağmur yağdırmak, e, dolu yağmur, kar. Rüzgar çıkarmak gibi e, olayları yapabildiğine inanılır. Hatta Erzurum'dan geçerken Sultan Celaleddin'in de e, böyle yaparak e, yağmur yağdırdığına inanılmış. Ya da onun Hindistan taraflarına, e, Gazne taraflarına giderken Hızır Aleyhisselam'ı ne inanılmış. Yani o e, aslında efsanevi kahramanların Biraz, e, etrafında mitler mü örülüyor. Müslüman aziz. Evet. Ya da Müslüman evliya e, statüsüne oturtulmuş anladığımız evet. kadarıyla literatürde. Ece, Benzer bir durum ece. Fatih Sultan Mehmet'in veziri Mahmut Paşa için de geçerli. Mahmut Paşa öldürüldükten sonra e, onun hakkında menakıb kitapları yazılmaya başlayacak. Ve e, e, kitapların adı da şu. Menakıb-ı Mahmut Paşa'yı veli. Hmm. Yani onu evliyalar hmm. statüsüne e, yükseltmiş kitaplar. E, tarihte ölümleri, hayatları kahramanlıklarla dolu. Ölümleri ise nispeten dramatik e, evet. olmuş pek çok insan için e, bu tip e, metinlerin oluşturulduğunu görüyoruz. Bizim halkımız kahramanlık destanlarını okumayı, onlarla Tabii. büyümeyi, onlarla iç içe olmayı, onları özümsemeyi çok sever. E Şimdi e, tarihi diziler var, kahramanlar üzerinden e, inşa edilen, işte Osman Bey olsun daha öncesinde Ertuğrul Bey olsun ya da Sultan Sencer, Melikşah olsun, şimdi Celalettin Harizmşah olsun. Onları toplumda öne çıkartan, kahramanlık motiflerini öne çıkartan bir anlayış var. Bu televizyonun ya da teknolojinin, dijital teknolojinin bu kadar yaygınlaşmasından önce bu eksiği, bu hep vardı. Bu ihtiyaç hep vardı. Bu eksiği genelde işte Battalname gibi, Ebu Müslimname gibi, Saltıkname gibi, tabii, Hazreti Ali gibi Cenkleri de. gibi, Danışmentname gibi evet. metinler üzerinden inşa ediyordu toplum. Ve bu metinler bazen meclislerde okunuyordu. Bazen de evlerde yüksek sesli okunuyordu. Şener Şen'in Züğürt Ağa filmini tabii. hatırlarsan onun girişinde Hazreti Ali Cenk namesi okutuyordu tabii, tabii. torununa. Bu kültür yani kahramanlık... Motifleri üzerinden beslenme, kahramanlık motifleri üzerinden bir toplum inşa etme geleneği bu topraklarda hep var. Tabii. Fakat artık bu eserler eskisi kadar rağbet görmüyor. Keşke izleniyor. görse. e Şimdi bu daha görsel bir kültürün, görsel bir anlayışın ürünü olarak varlığını sürdürüyor gibi. E, kültür hayatından e, biraz bahsedelim, isterseniz. Şimdi ilk e, aklıma gelen bu kadar savaşın içinde e, örneğin alimlere gene e, kıymet veriyor. E, Celalettin Ramazan'da e, kürsü kurdurup e, hem Tebriz'deki hem de Tebrize yakın bölgelerdeki e, e, alimleri davet ediyor ve onları kendisi dinliyor hocam. Yani onlara verdiği önemi de göstermek için. Şimdi. Bu kargaşa dönemlerinde bile bu faaliyetlerin devam ediyor olması hem müessesenin devam ettiğini göstermesi bakımından... Ama sembolik ilim ilim bir... ve irfan hem medeniyetin evet. hem siyasetin tapusudur evet. yani. Hem sembolik anlamı olduğu gibi samimi olarak da dinleyip fikir beyan ettiği hatta Nesevi görüşünü katıldıklarını överken çok dikkatli dinliyormuş. Katılmadıklarına da çıkışırmış Böyle bir şey var. Celelliliğini orada da gösteriyor. Tabii. Yani. Şimdi ben çok araştırma devamına bakmadım ama şimdi geldi aklıma, İY Ermenice konuştuğunu da söylüyor. Yani bulunduğu bölgelerde, Farsça da konuşurdu diyor. Bu da onun çok iyi bir eğitim aldığını gösterir. Evet, çok iyi bir eğitim aldığını gösterir. Zaten Selçuklu'nun bir devamı olarak Sencer Devri'nin her zaman merkezi ilim kültür merkezidir. Gürgenç. Cazibe merkezidir zaten. Ee, onun döneminde tabii yani ilim kültür hayatıyla ilgili temel e, genel alimler e, yetişiyor. E, genel olarak e, şeyimiz bu. Söyleyebileceklerimiz. Ya da sorulara mı bakalım daha mı bunları açalım? Ee, şey, sorulardan bir tanesi Harzemşah dönemine ait yani Harzemşah devleti dönemine ait e, maddi bir kültürün bugüne ulaşıp ulaşmadığı yönünde yani gürgenç merkezli olarak gerçi bir Moğol istilası Tabii. faktörünü de göz önünde bulundurarak bana da sormuşlardı geçen pek hatırlamadım yani da bilmediğimi evet. söyledim ama. Ben, doktora yaptığın için Belki sen tabii. daha detaylı görmüş Bakmış olabilirsin tamam. Ayakta kalan bir yapı var, var. mı Neler kalmış tabii çok, çok kalan bir şey yok Biz bölgeyi Moğol istilasından kısa bir süre önce Yakut'un gezdiğini Yakut El Hamevi'nin gezdiğini biliyoruz Ve onun anlatısında Görüyoruz Ne kadar kütüphanelerle dolu nasıl güzel köşkleri, sarayları olan bir şehirler olduğunu, Gürgenç olduğunu. Bugün işte Tekişin Türbesi, Türkmenistan'da ve Necmettin Kübra. Onların ama tabii onlar daha sonra çok ne kadar ilk kalmıştı. Ben siyah beyaz çok eski fotoğraflarını gördüm. Tabii ben sanat tarihçi değilim. Hani yeniden onlar restore edilmiş, yapılmış. Kalanlar bunlar. Bir tane sanıyorum Yanlış da olmasın Almanya'da bir müzede Muhammed Harizmşah'ın mührü. Yani İngiltere'de olabilir o yüzden şu anda tam hatırlayamadım. Bizim görsellerimizde var. Bol sayıda sikke var hocam. Çok Harizmşahlar döneminden. Hatta Celaleddin'in sikkesinde süvari figürü vardır. O sikkede görülebilir. Günümüzde bunlardan ulaşanlar var. Tabii Otrar şehri falan kazıldı internetten oradan Sultan Alaaddin Alaaddin yazıyor bakılır. değil mi? Evet. Soldaki ne? Evet. Sultan Alaeddin. Evet. Bunda Muhammed. Hı hı. Evet çok güzel. Bu, 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 La ilahe illallah evet. yazıyor. İslami paraların o. Bu Nasır evet. adının olduğu taraf. Kalanlar bunlar ama otrarda kazılar yapıldığını biliyorum. İnternetten internetten bakabilirler. Bölgenin o halinin fotoğraflarını gördüm ama hani neler bulundu? ortaçağdan orta Aslında çağdan kalma. Bizim yani ülkede, Türkiye'de bilim bilmiyorum katılır mısın ama yani benim düşüncem naçizane böyle. Böyle de bir algı oluştu. Hı hı. arkeoloji denildiği zaman eee antik çağ, antik Anadolu, Roma hı hı. İşte nispeten Bizans ama ana hatlarıyla Roma veya Roma hı hı. öncesi dönem akla geliyor Türkiye'de. İşte tarımın ilk yapılması, yapıldığı coğrafya Urartu vesaire. İşte Göbekli tepe, hı hı, en hı. şur. Fakat orta dönem arkeolojisini biz biraz geri planda tutuyoruz. Yani İstanbul'la ilgili kazılarda hatırlarsın. Katman katman evet, var, yedi evet. katman var ve her bir katmanın içerisinde farklı dönemin tarihini okuma şansımız var. Burada da bizim orta dönem arkeologlarının yetişmesi gerekiyor. Ülkedeki evet. en büyük eksikliklerden birisi. Mesela orta çağcı... Evet olmak isteyen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz oluyor. Ne yapalım, ne çalışalım diye. Bence uzun vadede akademik uzmanlık alanı olarak, Tabii. orta dönem arkeolojisine dönmelerini ben öneririm onlara. Ben çift anadal. Nartsen. Bizim Kocaeli Üniversitesi'nde harika bir arkeoloji bölümü var. Şeyi kendi öğrencilerimden başarılı olanları, yani bizim öğrenciler, hani ne yapabiliriz? Tarihçi olunca iş bulmakta sorun diye bakanlara. Çift dal yapın, gidin arkeoloji okuyun. Buna ihtiyaç var ve yapanlar var. İnşallah iyi yerlere de gelirler. Kıpırdan da hocam yani orta çağ Güzel yani. güzel gelişmeler. Ama bizim Selçuklu arkeolojisini, Osmanlı arkeolojisini, işte orta dönem arkeolojisi Tabii. dediğimiz Erzimşah Beylikler, Atabeylikler arkeolojisini iyice geliştirmemiz ve çalışmamız lazım ki daha somut maddi kalıntılara rastlayabilirim. Tabii. Yani ben Türk, e, Türkistan'a gittiğim zaman, e, Otrara da gitmiştim Arslan hı hı. baba giderken, e, birkaç işte bir hamam kalıntısının olduğu ve kalenin e, duvarlarının e, yani gördün usul... mü o fotoğrafları? <laughs> Benimkiler mi? Hayır, seninki mi? Yani o kazılardaki o fotoğrafları ya Ben gittim oraya tamam. işte. E, bir şey yok, yani şehir yok. Ama e, işte e, şimdi Moğollar talan etti falan, bu orada bitmiyor. Bunun altı var. Yani. Evet. Sonuç itibariyle bu arkeolojik kazılar devam ettiği müddetçe, artırıldığı müddetçe çok daha somut e, verilere rastlayacağız. Beni her zaman, şimdi geçenlerde bir fotoğraf görmüştüm, heyecanlandırır. Yani kazmışlar 7-8 metre ve muazzam bir e, mozaik Tabii. çıkıyor. İnsanın Tabii. böyle e, e, tarihçi olduğuna şükredesi geliyor Tabii. ya da tarihle ilgilendiğine şükredesi Tabii. geliyor böyle e, hadiseleri gördüğümüz zaman. O sebeple her devlete ait illaki kalıntılar bulmak mümkün. Çoğu ayakta kalmıyor. Yani Osmanlı dönemi en bildiğimiz en yakın dönem. Osmanlı dönemine dair bile her şey ayakta değil ki sonuç itibariyle arkeolojik kazılarla bulabiliyoruz pek çoğunu. O sebeple ortaça arkeolojisi önemli bir alan. Harizm ilgili de çok fazla işte gördüğümüz gibi bilgi yok. Fakat arkeolojiyle bunun tabii şeyi biliyoruz. Artacağını tahmin ediyoruz. Hani mimari özelliklerin Selçuklu'nun devamı olduğu sanat tarihinden yazan hocalarımız oluyor. Ya da o yüzyılların ama işte buluntular nedir? O yüzyıla ait İran coğrafyasında bulunanları belki o zamandır diye direkt Harizim Şahların yaptığı ya da birebir onlara ait olanlar herhalde zamanla bunlar da ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ama artık Serdar tarihçiler, Serdar biraz e, katkı sağlamış Serdar Gündoğdu e, diyor ki bu dönem için Nizami Aruzi'den de evet. e, ismini de analım tabii, tabii. diyor. En azından analım. izleyicilerimiz e, unutmamış olsun e, çünkü. Ee, yine e, mesela e, o dönemde zahieye harizim şahi, Tabii. işte camil ilm gibi çalışmalar Tabii, var, var edebi çalışmalar Tabii. var e, Bunlardan Değil biraz bahsedebiliriz e, ve yine e, bir de e, nişabur yakınlarında e, harim Şah dönemine ait olduğu ifade edilen e, küçük bir medresenin varlığından da söz edebiliriz diyor teşekkür ediyorum Çok teşekkür e, katkıları ederim e, Bey'e. Yani fotoğrafı da varsa görmek de isterim. Ben bunu bilmiyorum. Yazılanların dışında gördüklerim çok nadir eserlerden. Onu söyleyeyim. Harzim Hükümdarlarının ilimle meşguliyetlerini biliyoruz. Çok ilgi gösterdiklerini biliyoruz. Onlara ithaf edilen kitap. Atsız'ın şiirleri var hocam kendisi. Harzim Şah Atsız şiir yazıyor. Hatta Osman Gazi Hoca onları çevirip makale yaptı internetten okuyabilirler yani tam Sencer döneminde şiirlerde neleri ifade ettiğini görebiliriz bunu biliyoruz biz ilim hayatını işte yazı sanatını nesir sanatını şiirini şiirde çok çok önemli bu dönemde bunların hepsini bilmiyorum ne kadar zamanımız var ama hükümdarların ilime önem verdiklerini bunu biliyoruz kimlerin yanlarına gelip gittiklerini biliyoruz. Hükümdarlara ithaf edilen kitapları biliyoruz. Bu hatta bunlar derli toplu tek başına bir çalışma olabilir ya da e, Mimar Sinan'dan e, Gülseren Hanım çalıştı e, ilim hayatı. Onu da buradan e, söyleyelim Evet özellikle evet. E, onun e, Harzemşahların e, hatta şöyle söyleyelim kitabı ha yayınlandı mı? Ben Kaçırdım. ben tezini hep okuduğum için yayınlandıysa yakınza yayınlanmıştır. Lütfen affetsin görmedim yayınlanma birse yayınlasın. yayın nasıl? Çok ilmi hayatına o çalıştı. Şöyle aslında Türkiye'de Derzim Şahlar çalışmalarının da İbrahim Kafesoğlu hocamız nefistir. Lütfen evet. asıl okuyacaksanız Harzem Şahlar tarihi İbrahim Kafesoğlu'nu okuyunuz, Celalettin Harizimşah'a kadar olan dönemi, Celalettin Harizimşah'da Aydın Taner Hocanın doktora tezidir. Harika yazılmış kitaplardır bunlar. Dil olarak da harikadır, kaynak kullanımı olarak da metot Dilenleyen olarak da. İlerleyen haftalarda eğer e, dilerse tabi lütfederse tabi Gülseren Hanım'ı da çok seni Belli ki e, biraz. Popüler olacak gibi Şahlar. Ben o da çalıştığı ee, için da, biraz da girmek e, istemiyorum. Ben de o, çok seviyorum. Onu da burada misafir Tabii. etmek isterim. Tabii çok da e, memnuniyet duyarız. şah döneminde parlak. ilim hayatını Tabii. da konuşuruz. Çok parlak yani biz e, Harizm merkezleri, merkezi büyük şehirlerinin e, hadis ilminde ne kadar ilerlediğini, e, alimlerin neler ürettiğini zaten o da çalışmasında bunları hep hayatlarıyla da e, sıralamış bu tek başına bir programın konusu. Tabi tabi. Diye düşünüyorum. Olur, hatta genel anlamda coğrafyanın ilim hayatı üzerinden tabii. ama Harizm şahları odaklanarak tabii. bir program yapılabilir. Benim de zaten aklımda. Ve vardı. hala da çok konu var. Yani eğer ilgi çekebildiysek ki tarihi çalışmak isteyen sevgili tarih bölümü öğrencilerine de. Lütfen çalışın diyoruz. Oldukça çalışılabilir. E, yeni başlıklar var. E, sahada e, epeyce boşluk var. E, öneriyoruz. Peki. E... Biz şehzadeliğe çalıştık mesela hocam. E, eğer sizin de zamanınız olursa jürimize de gelirsiniz. Seve Mühessese seve. Memnuniyet. olarak tek başına şehzadeliğe. Kurumsal olarak. Kurumsal olarak. E, Tezbitti son düzenlemelerini yapıyoruz. E... Memnuniyetle. Yani canlı yayında tezcürlüğü teklif etti diyecekler ama olsun. Bizim sonuç itibariyle meslektaşız. Yürü, ee, bu şekilde ee, birbirimizin çalışmalarına her zaman destek veriyoruz. Ee, evet. Bir. E, Selam. Coşkun Başka. Erdoğan'dan evet. evet yeni bir çalışması çıkmıştı bahsetmiştik. Yayın öncesinde bahsetmiştik hani Selen evet. Bilgi serisinden Coşkun evet, Erdoğan Bey'in. Ben Bey çok çalışanları e, anmayı çok seviyorum. Çalışması Eğer, da çıkmıştı. Onu da e, gönül rahatlığıyla takip edip okuyabilirler. E, hem kolay okunacak, e, çabuk okunan, güzel akademik arka planı olan kitaplar bunlar. Ben o sahada çalışan herkesi anmaya çalışıyorum. Umarım e, ki, kimsenin adını unutmamışımdır kalpleri kırılmasın o da ben şahsen hiç tanışmadım ama Erzurum Üniversitesi'nden arkadaşımız o da çalışmış gençler de çalışıyor bu da bizim çok çok hoşumuza gidiyor bunun yanında Selçuklu tarihi çalışanlar da tabi ilgili kısımları çalışıyor Mehmet Altay Köymen Hoca'nın kitabını da Sencer, Sultan Sencer dönemi Harizmşahlarla ilişkileri ...çok çok harika çalışmıştır hoca. Onu da buradan bence önermeliyiz. Evet kesinlikle e, zamanımızın uyarıyor arkadaşlar. Sonlarına doğru yaklaşmış olduk. Şimdi genel bir e, çerçeve e, çizmek gerekirse... ...son belki sözler Tabii. olarak 5 dakika e, zamanımız kaldı. E, Harizm İslam tarihinin içerisinde... E, Nerede ya da Türk tarihinin içerisinde hatta genel anlamda Tabii. dünya tarihinin içerisinde bir yer işgal ediyor mu? Ediyorsa e, neyi e, ifade eder? Ne anlamalıyız Harizmşah tarihinden ya da Celalettin Harizmşah'ın Tabii. bizzat kendisinden? E, son olarak onu sormuş Zaten olayım. Zaten başta sorduğumuz kahraman sorusunu da neden kahraman olduğunu da bağlamalıyız. Harizmşahlar devleti, hanedanı Harizmşahlar devleti Selçuklu Devleti'nin devamı olarak Türk devletlerindeki sürekliliği göstermesi açısından bizim için önemlidir. Türk iktidarı süreklidir. Biz bunun izlerini, devlet geleneği öyledir. Müesseseleri öyledir. Bu sürekliliği harizm şahlarla birlikte de takip edebiliriz. Tabi ilim hayatıyla, kültür hayatıyla biraz önce... Programın başında belirttiğimiz coğrafyadaki izleriyle e, önemlidir. Bir de şunu mutlaka vurgulamalıyız: Harizmçahlar devleti yıkıldıktan sonra onların bakiyeleri, bunlar hep yetişmiş kadrolardır. E, birçoğu Anadolu'ya geldi. Moğol istilasının olumsuz tarafı şahlar ülkesini e, tarumar etmesi e, etmesidir. Ama onların önünden kaçan aydın kesimde ya da asker. Anadolu'ya gelmiştir. Celalettin Harizm Şah'ın ölümünden sonra da kimi Anadolu Selçuklu e, hizmetine girmiştir, kimi Eyyubilerin hizmetine girmiştir. Aynı şekilde Aydın Kesim de öyle e, Anadolu Selçukluların hizmetine ya da Eyyubilerin hizmetine girmiştir. E, öyle ki e, Osmanlı tarihi çalışan hocalarımızdan öğrendiğimize göre bu Harizm bakiyeleri e, Osmanlı kayıtlarında da e, Harizmli olarak e, kaydedilmiş. Aynı. Belli şey mesela Uşak civarında oranın tarihine çalışan bir hocamızın kitabında okumuştuk. Harizmli olarak kaydedildiklerini. Yani devleti kılınca toplum yok olmuyor. Bunu söyleyebiliriz. Evet Celalettin Harizm Çağ bir kahramandır. Biz hocamla bu konuda aynı fikirdeyiz. Bir umut olması. Şimdi sonuçta 11 yıl iktidarda kalmış, hükümdar olmuş. ...11 yılın sonunda da devletini kurtaramamış bir hükümdardır. Gerçek budur. Ama onun umut olduğu, olmalı hali, kahramanca yaptığı savaşları... ...gördüğümüz gibi bugün hala bize onu konuşturuyor. Farklı bir yüzyılda yaşasaydı, çok farklı bir konumda olurdu. Muhakkak. İyiyim. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kabul ettiniz, buraya kadar zahmet ettiniz... Ee, tekrar e, teşekkür ederim. Kendi adıma. Evet. E, şimdi programımızın sonlarına e, geldik. Son bir iki dakikamız. Ben tekrar e, programın başında e, gösterdiğim kaynakları e, yeniden göstermek istiyorum. E, tabii çok roman da yazıldı Celalettin ile evet. ilgili. Mustafa Cankurt Beyefendinin Siyah Sancağın gölgesinde Celalettin Harizmşah isimli bir romanı da var ve bu tabii ki ne ilk olacak ne son evet. olacak Celalettin Sultan Celalettin'in hayatı filmlere, dizilere, romanlara, akademik çalışmalara konu olmaya devam edecek. Meryem Gürbüz hocamızın çalışması Harizmşahlar, bilhassa Devlet Teşkilat ve Kültür bağlamında kendisinin e, doktora çalışması, biz aşağı yukarı aynı dönemlerde Tabii. doktora yapmıştık e, hocamla İstanbul ekolünden e, yetişen iki akademisyeniz. Diğer bir çalışma Tanrı verdi Erdem yayınlarından Celalettin e, Harizmşah ismini e, taşıyor hocamızın e, çalışması ve son olarak. E, Cemil Aydın hocanın İslam Dünyası Fikri kitabını tekrar e, göstermiş e, olayım. Yeni çıkanlar içerisinde her hafta e, yeni çıkan e, çalışmaları elden geldikçe burada göstermeye, tarih izleyicileri doğudan batıya tarih izleyicilerine aktarmaya çalışacağım. Bir programımızın daha e, sonuna geldi. Keyifli bir programdı. E, önümüzdeki hafta. 29 Mayıs İstanbul'un evet. e, fetih e, gün dönümü e, ve doğal olarak Fatih fetih ve İstanbul'un fetih üzerine konuşacağız e, nasip olursa e, bir sonraki e, programda bir sonraki doğudan batıya tarihte yeniden görüşmek üzere sağlıkla kalın. Karşınızda biri bin eyleyen bir düşman var. Biz de en az onun kadar kurnaz olmalıyız ki bu tehlikeyle baş edelim. Uluğ Cengiz'in huzuruna hoş geldiniz. Savaş sadece pusatta yapılmaz. Sen de bir aslan avlayacak kadar cesurunsun. Benim aslan o. Cesaretin bir umman gibi ve ben bundan korkuyorum. Başka bir anadan doğan bir kardeş ancak bir rakiptir. Sarayda rekabet demek düşmanlık demektir. Gözlerini açık tutasın. Bunun başına gelen dert devletin başına gelmiş demektir. Eğer Kaşkar düşerse Türk alemi matem yaşar. Dur!